2 Kasım 2014, Bursa. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insane lefî husr. İllellezîne âmenû ve amelus salihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr. Sadakallahul azim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Evet, Fütuhat-ı Mekke'nin 2. cildinden 129. sayfa, süvarilerin esaslarının bilinmesi konusunda kalmışız. Buradan devam ediyoruz. Hareketten soyutlanmak. Allah sana yardım etsin. Bilmelisin ki süvarilerin dayandığı esaslar çoktur. Bunlardan biri kendisine yerleştirildiğinde hareketten soyutlanmaktır. Bu nedenle süvari olmuşlardır. Onlar binekleri üzerinde durağın bineklerinin hareket ettirmesiyle hareket eden kimselerdir. Buradan süvariden kastı Allah adamlarını kastetmekte. Kutupları anlatıyor ya, bunu dile getirmekte. Onlar kesilmesi emredilen şeyi kendileri ile değil başkaları vasıtasıyla keserler. Böylece hareketin güçlüğünün vermiş olduğu sıkıntıdan rahatlayarak ve hareketin yol açtığı iddiadan uzaklaşarak ererler. Kısa bir zamanda uzak mesafeleri kat etmekle övünselerdi, bu övünme kendilerine değil vasıtasıyla o mesafeyi kat ettikleri bineğe dönerdi. Onlar yüz çevirenlerdir ve bir iddiaları yoktur. Düsturları Allah'tan başkasının güç ve kuvveti yoktur ifadesi. La havle ve la kuvvete illa billah. Düsturları bu. Allah'tan başkasının güç ve kuvveti yoktur ifadesi. Ayetleri attığında sen atmadın fakat Allah attı ayetidir. Şimdi burada bu süvarilerden yani kutuplardan, Allah adamlarından kastı bunlar durağandır. Bir iddiaları yoktur diyor. Zaten Muhittin İbn Arabi Hazretleri diğer ciltlerde bu konuya sık sık değiniyor. İddia sahibi sınanır. Yani insanoğlu iddia etmek hasebiyle kendi kendini sınava tabi tutmuş olur. Her ne de iddiası varsa iddia ettiği cihetten Allah-u Teala onu sınava tabi tutar. Ne diyor Muhittin İbn Arabi Hazretleri? İlk iddiamızda Allah-u Teala'nın ruhlar aleminde bizde ruhları yarattığı zaman Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye hitap ettiğinde Kalu, evet sen bizim Rabbimizsin diye biz kabul edip bunu iddia ettik. Yani sen bizim Rabbimizsin dedik, kabul ettik ve bu bir nevi iddia oldu diyor Muhittin İbn Arabi Hazretleri. O zaman Allah da dedi ki iddiana göre madem ki sen beni Rabbin olarak kabul ettin, buyur kulluğunu göstert. Kulluğunu göstert o zaman. Rab olarak kabul ettin ve bunu benim Rabbimizsin, bizim Rabbimizsin dedin, o zaman kulluğunu ifa et dedi. İlk iddiamız burada başladı diyor Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Bu şekilde şimdi dünya hayatında yaşarken de insan her ne cihetten iddia sahibi olursa, ister mesleği alanında olsun, ister dini anlamda olsun, ne de olursa olsun yani, ister aklı anlamında, yani ben çok akıllıyım, ben çok zekiyim, beni kolay kolay kandıramazlar veyahut da benim aklım her şeye yeter, her şeyin çözümünü üretebilirim gibi iddiada bulunan bir insan, iddiası nispetinde Allah-u Teala onu sınar diyor. İşin sırrı bu. Aklından çok kendine, aklına güvenip de aklının çok üstün olduğunu iddia ederse bir insan, kimse benim bu aklımla beni kandıramaz iddiasında bulunursa, aklı cihetinden onu kandıracak insanları başına musallat eder yani Allah-u Teala. Mesleği yönünden, bu meslekte ben mükemmelim, benden daha ötesi yoktur, iyisi yoktur, en iyisi benim iddiasında bulunuyorsa Allah-u Teala bu sefer mesleği yönünden o insanı sınar. Yani iddia her ne cihetten olursa olsun. Veyahut da işte ben şöyle bir Müslümanım ki işte Allah'ın bu yasak saydığı şu 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 fiilleri asla ve kat'a işlemem. İşleyenlere hayret etmekteyim. Ne bileyim işte içki içene hayret etmekteyim. Akılsız insanların işi, nasıl da içki içiyorlar. Veyahut da şu günahı işleyene hayret etmekteyim. Ben asla böyle bir günaha düşmem gibi iddiada bulunursa bir insan ve o günahı işleyeni de kınarsa, burada o günah cihetinden sınava tabi tutulur. Öyle bir an gelir ki o günahın kendi başında olduğunu, açığa çıktığını görür hale gelir. Zaten bu konuda Resulullah Efendimizin de bir hadisi şerifi var. Hani diyor ya, kınadığınız şey başınıza gelmedikçe ölmezsiniz. Kardeşinizi kınamayın. İnsanoğludur bu yani. Hataya düşebilir insanız hepimiz. Yaptığımız hata ve kusur
cihetinden bir günaha düşebiliriz. Yani burada kınanacak mevzu insanın o fiilidir. İnsan kınanmaz. Yapılan hatadan, kusurdan, o günahtan dolayı ancak o fiil, hoş olmayan, o kötü, kınanmış fiil kınanır. Kişiyi kınadığımız zaman iş değişiyor. Kişiyi kınayamaz. Kişi aslı itibariyle saftır, temizdir. Ancak o üzerindeki o gözüken ahlak nedeniyle, işte o yaptığı fiil nedeniyle o ahlak, o fiil kınanmış olur. Kınayabileceğimiz odur yani bu noktada. Burada onun için Resulullah Efendimiz diyor, kardeşinizi kınamayın. Kınadığınız şey başınıza gelmeden ölmezsiniz. O işte dediğimiz gibi, bu mevzuda anlattığımız gibi, ben olsam asla böyle bir şey yapmazdım. O demek ki akılsız, şöyle insan, böyle insan, onun için böyle bir hale düştü gibi kınamaya kalkmamak lazım. Hatta burada Muhittin İbn Arabi Hazretleri, yeri gelmişken onu da söyleyelim, Miraç mevzusunda, kendi miracında peygamberlerle tek tek görüştüğünde Yusuf peygamberle görüşüyor. Yusuf peygamberle görüşmesinden her peygamberden bir hikmet alıyor. Hikmet öğreniyor. Yusuf peygamberle görüşmesinden de şu mevzuyu alıyor, öğreniyor ki Yusuf peygamber şunu söylüyor. Ben olsaydım onun yaptığını asla yapmazdım deme. Baskın kişi o an üzerindeki baskın hale göre hareket eder. Tecrübe ile varsayım arasındaki fark yerle gök arasındaki fark kadardır diyor. Bakın. Yani insanın işte ben olsaydım onun yaptığını asla yapmazdım deyip kınaması, anlatması afaki, havada kalan bir şeydir. Çünkü sen onun yerinde değilsin. Acaba o ne hal üzereydi? Allah onun üzerinde ne hali baskın hale getirdi de o davranışta bulundu? Onun için diyor, tecrübe ile varsayım arasında, yani başına o hal gelen insan ile, başına o hale geldiği zaman yaptığı davranış şekli, ne davranış sergileyecek, o insan ile varsayım, zan üzere hareket etmek arasındaki fark gök ile yer arasındaki fark kadardır diyor yani. Bu kadar büyük bir fark vardır. Kimse varsayımla, zanla hareket etmesin diyor yani. Ancak onu tecrübe eden bilir. Çünkü orada Allah o kişi üzerinde ne hali baskın kıldı, o hal üzere o fiili işlemek zorunda kaldı, işledi. Bu konuyu iyi idrak etmek lazım. Buradan işte bu Allah adamları, bu süvariler, erenler de durağanlığı esas almışlardır. Kendilerinde bir iddiaları yoktur. Onlar şunu, yani kendilerinde iddiaları yoktur derken, bir şey yapsalar dahi yaptıkları fiili bineklere atfederler. Burada binek diye neyi kastediyor? Mesela vücut bizim bineğimizdir. Kişiden herhangi bir keramet vuku bulabilir. Ne bileyim, bir yerden bir yere tayyi mekan yapar ehlullah. Burada bu insanlar, bu süvariler, bu ehlullah orada o şeyi kendinden bilmez. Kendine atfetmez yani. Kendi nefsine atfetmez o olağanüstülüğü, o kerameti. Burada bineklerine atfeder diyor. Binek dediği kişinin bedeni diyelim. Bedenlerimiz bizim bineklerimiz değil mi? Yani bizim ruhumuzun bineği. Ancak o beden vasıtasıyla biz o ruhumuzun icralarını icra edebiliyoruz, ortaya çıkarabiliyoruz. Dolayısıyla bunlar kendilerine Allah katındaki edeplerinden dolayı, Allah katındaki Allah'a olan saygılarından dolayı, bu durağanlıklarından dolayı, iddialarının olmamasından dolayı, bu olan kerametlerde vuku bulan mevzuatı da bineklerine atfederler. Yani Allah'ın bana vermiş olduğu bineğin, Allah-u Teala o bineğe verdi o kerameti diye kendilerine atfetmezler. Kendilerine bir pay çıkarmazlar. Orada bir gurur ve kibire kapılmamak için, nefsani bir durum oluşmaması için. Bunu dile getirmiş oluyor. Onlara şöyle denilir. Bu mesafeleri kat ettiğinizde onları siz değil binekler kat etmiştir. Anlattığımız mevzu. Onlar taşınanlardır. Dolayısıyla kulun gücü efendisinin otoritesine bağlıdır. Kendisi ise horluk, acizlik, gevşeklik ve zayıflık sahibidir. Ne dedik? Burada bu kişilerin düsturları la havle ve la kuvvete illa billah ayetidir. Yani Allah'tan başka güç ve kuvvet yoktur. Bütün güç ve kudret sahibi Allah-u Teala'dır. Kişi kendinde ya da başka bir birimlerde asla güç ve kuvvet görmez. Bütün aşikar olan, açığa çıkan güç ve kudret, oluşan her şey Allah-u Teala'dan kaynaklanmaktadır. Bunu düstur edindikleri için, bu hakikati idrak ettikleri için bunlar kendilerine bir şey atfetmezler. Dolayısıyla kulun gücü efendisinin otoritesine bağlıdır. Kendisi ise horluk, acizlik, gevşeklik ve zayıflık sahibidir. Bunun bilincindedir. Kul olarak hordur, acizdir, zayıftır.
Onlar Allah'ın gece ve gündüzde durağan her şey O'nundur ayetiyle dikkat çektiğini gördüklerinde harekette bir iddiada bulunduğunu, halbuki durağanlığa iddianın bulaşmadığını öğrenmişlerdir. Harekette iddia vardır diyor ama durağında durmak, sabitlikte yani iddia yoktur. Çünkü durağanlık hareketin reddidir. Bunun üzerine şöyle derler: Allah bize bu manevi mesafenin kat edilmesini emretmiştir. Biz onu kendi kendimize kat etmiş olsaydık bile vuslat mertebesinde onunla övülmek için nefislerimize güvenmezdik. Çünkü nefisler inatçılık, öne geçme ve övünmeyi sevme özelliğinden yaratılmıştır. Burada bakın nefsin özelliklerini de dile getirmiş. Nefisler inatçılık, öne geçme, baş olma ve övünmeyi sevme özelliğinden yaratılmıştır. Bütün insanoğlunda sahip olduğu nefislerde bu özellik vardır. Bu konuda nefislerimize dayansaydık o yüce mertebeye göstermemiz gereken saygı ölçüsünde eksik kalırdık. Şöyle derler: bu mesafeleri kendileriyle kat edeceğimiz binekler edinmeliyiz. Övülmek isterlerse övünme nefislere değil bineklere döner. Bunun üzerine kendisinden başka güç ve kudret sahibi olmayandan soylu develer edinmişlerdir. Develer susuzluğa ve açlığa, at ve benzeri bineklerden daha dayanıklıdır. Yol çorak ve susuzdur, susatır. Devenin özelliğine sahip olmayan binekler o yolda perişan olur. Bu nedenle binek olmaya uygun diğer binekleri değil, soylu develeri seçmişlerdir. Burada kinaye var. Soylu develerden kastı işte insanın binekleri, binek olarak kullandığı vücudu. Yol uzundur diyor, susuz çöller vardır diyor. Bu bineklerini kuvvetli bineklerden seçmişlerdir. Soylu develerden. Kuvvetli binek de işte bu riyazete dayanabilen, Allah'ın rızası istikametinde bir takım şeylerden vazgeçebilecek bu nefsani durum, bedeni terbiye etmek, ıslah etmek, nefsi terbiye etmek için beden üzerindeki yapılan muamele. Bu yolu elhamdülillah, hamd Allah'ın, Allah'adır, bineğinin geçmesi mümkün değildir. Şimdi binekleri tek tek anlatıyor. Burada elhamdülillah zikrini esas alan ve bununla hemhal olan kişinin, bineği elhamdülillah olan kişinin bu yolu geçmesi mümkün değildir diyor. Çünkü bu zikir vuslatın özelliğidir. Çünkü elhamdülillah zikrini vuslat, vasıl olanlar çeker. O yolu zaten kat etmiş olanlar. Varmış yani, hedefe varmış olanlar. Elhamdülillah zikrini. Sübhanallah, yani Allah münezzehtir, bineği de uygun bir binek değildir. Sübhanallah. O da tecellilinin özelliklerindendir. Sübhanallah. Kişi kendinde tecelli vuku bulduğunda Allah'ın tecellileri çeşit çeşittir. O tecellilerdeki o farklılıkları gördüğünde, seyreylediğinde, müşahede ettiğinde Sübhanallah'tır. Allah münezzehtir. Yani o gelen tecellilerdeki vuku bulan mevzuattan Allah münezzehtir. Sübhanallah tesbihini çekenler. Bu da uygun değildir diyor binek olarak. Bu da çünkü tecellilerle alakalı, tecellinin özelliklerindendir. La ilahe illallah, yani Allah'tan başka ilah yoktur cümlesi de uygun bir binek değildir bu yolda. O da iddia özelliklerindendir. Bu da iddia taşır. Neden iddia taşıyor la ilahe illallah sözü? La yoktur, ilahe, ilahlar yoktur. İlla Allah, illa ancak, ancak Allah vardır. Burada bir iddia var bak. Bir sabit bir hüküm çıkıyor ortaya. La ilahe illallah. İlahlar yoktur, ancak Allah vardır. O zaman bu söz bir iddia taşıyor. İddia taşıdığı için bu da uygun değildir diyor. Bu cümle de uygun değildir binek olarak. Allahu Ekber, Allah en büyüktür de uygun binek değildir. Bu da mukayeseli üstünlüğün özelliklerindendir. Allahu Ekber derken Allah en büyüktür. Başkasıyla kıyaslanamayacak kadar büyüktür. Burada o zaman mukayese var. Bak, kıyas, mukayese. Bu da mukayeseli üstünlük özelliğini dile getirdiği için Allahu Ekber sözü, bu da binek olarak uygun değildir diyor. Böylece la havle ve la kuvvete illa billah, Allah'tan başka güç ve kudret sahibi yoktur ifadesi binek olarak ortaya çıkar. Bu yolculukta şey olarak, soylu deve olarak en kuvvetli binek o zaman la havle ve la kuvvete illa billah zikridir diyor. Onun için bunu düstur edinmişlerdir. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'tan başka güç ve kudret yok, sahibi yoktur. Sadece güç ve kudret sahibi olan odur. Ondan gayrı güç ve kudretinden bahsedilecek bir varlık yoktur zaten.
Dolayısıyla bu soylu deve bu zikir oluyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Bu zikrin çok büyük faydaları var. Yeri gelmişken söyleyelim. Günde 300 kere zikretmeye gayret edin inşallah. Adet edinin. Her gün 300 kere la havle ve la kuvvete illa billah zikrini her gün yapmaya çalışın. Bunun manevi birçok getirisine mazhar olursunuz. Bu ifade söz, fiil, zahir ve batın olarak amellerin özelliklerindendir. Çünkü söz konusu kimselere amel işlemeleri emredilmiştir. Yolculuk kalp, beden, mana ve duyu olarak bir ameldir. Bu yolculuk. Bu amel la havle ve la kuvvete illa billah, Allah'tan başka güç ve kudret sahibi yoktur ifadesine özgüdür. Çünkü onlar bununla la ilahe illallah derler. Biz ise onunla Sübhanallah ve benzeri diğer söz ve amelleri söyleriz. Durağanlık, hareketin yokluğu, yokluk ise onların aslıdır. Onların bir esası da benimle konuşur, benimle görür, benimle duyar diliyle tevhiddir. Burada benimle konuşur, benimle görür, benimle duyar Resulullah Efendimiz'den gelen kutsi hadise işaret. Hani kulum farz ibadetleri yaptıktan sonra nafilelerle iştigal eder. Ben hani kulum farz ibadetleri yapar, ben kulumu severim diyor ya Resulullah Efendimiz kutsi hadiste. Ondan sonra kulum nafile ibadetlerle iştigal eder. O nafilelerle bana yakınlaşır, artık ben onun gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum anlamındaki kutsi hadiste buna atıf yaparak diyor ki işte benimle konuşur, benimle görür, benimle duyar diliyle tevhiddir. Kim diyor benimle konuşur, benimle duyar? Allah-u Teala diyor. Artık o kulum benimle konuşur, benimle duyar, benimle görür o hale geldiğinde. Bu ise kök mesabesindeki farz amellerin dalları ki bunlar nafile ibadetlerdir. Vasıtasıyla meydana gelen makamdır. Şimdi burada çok mühim bir konuya değiniyor. Farz, kul, Allah-u Teala farz ibadetleri kılmış. Farz kılmış. Kul bu farzları yapmak zorunda. Mükellef. Kul olarak. Bir de bunun ötesinde nafileler var. Şimdi konuyu detayıyla açacak burada. Buraya dikkatinizi çekeceğim. Öyle konuya devam edeceğim. Allah'a yakınlık ancak nafilelerle olabilecek bir şey. Zaten farz kulun mükellefiyetinde. Yani kul o farzları zaten yapmak zorunda. Ancak Allah'a yakınlık kurmak nafileyle. Kutsi hadiste belirtildiği gibi kulum farzları yapar diyor. Ben o kulumu severim. Kulum nafilelerle bana yakınlaşır. Artık öyle yakınlaşır ki, demek ki nafile yapmakla yakınlaşmak daha da hasıl olacak. Artık ben o kulumun gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum diyor Allah-u Teala kutsi hadiste. Demek ki evliya olmak, Allah kulu olmak, Allah dostu olmak, ehlullah'tan olmak için şart nafile. Yani farzı yaptıktan sonra nafileyle iştigal etmek. Sadece farzları yapan Allah'ın rızasına erer, cenneti kazanır mı? Kazanır. Eyvallah. Allah'ın rızasına erer, cenneti kazanır. Ama kişi ehlullah'tan olmak istiyorsa, Allah dostu olmak istiyorsa farzların ötesinde nafileyle iştigal etmesi lazım. Sadece farzları yapıp da ötesine geçmediği zaman bu onun ehlullah'tan olmasına, Allah'a yakınlık, kurbiyet kurmasına vesile olmuyor. Resulullah Efendimiz'in zamanında bir bedevi gelmişti. Resulullah Efendimiz dini tebliğ ederken dedi ya, o da belki hatırlarsınız. Ya Resulullah, dini anlat dedi, işte farzları. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek mevzularını, Allah'ın farz kıldığı mevzuları Resulullah Efendimiz dile getirdi. Bu kadar mı dedi Allah'ın farz kıldığı emrettikleri? Resulullah Efendimiz bu kadar dedi. Adam da dedi ya, vallahi bu senin dediğini aynen yaparım ama ne bir eksik ne bir fazla. Fazlasıyla uğraşmam dedi yani. Ben ancak bunu yaparım. Allah'a emrettiğini yaparım. Yani burada kastı neydi onun? Bana farz ne kılındıysa ben farzı yaparım. Nafilelerle işim olmaz dedi adeta. O çıkıp gittikten sonra Resulullah Efendimiz dedi, dediğini yaparsa cennetliklerdendir. Dediğini yaparsa. Yani Allah'ın farz kıldığı amelleri layıkıyla yerine getiren bir insan cennetliktir, eyvallah. Fakat Allah'a kurbiyet kurmak, yakınlık kurmak istiyorsa bir kul, Allah dostu olmak istiyorsa farzın ötesinde nafileye geçmesi gerekiyor. Her cihetten. Namazda nafileler var, zikrullah'ta nafileler var, verdiğin sadakalarda, zekatlarda nafileler var. Bunun gibi yani. Her cihetten nafileyi daha çok arttırırsa insan, böylelikle Allah'a kurbiyeti de artmış olur. Evet, şimdi bu konuyu detaylandıracak. Böylece girişte anlatmış olduk.
hani konu, aklınız orada olsun ki anlatılanlardan oraya irtibat kurun diye bunu söylemiş oldum. Çünkü feri ibadetler ilahi sevgiyi meydana getirir. Feri ibadetler. Sevgi ise kulun bu nitelikte olmasını sağlar. Bu nitelik bu sınıftaki kulların Hızır'ın hüküm ve bilgisinden bildikleri, verdikleri hükümlerdeki kaynaklardır. Söz konusu asıl kazanılmış bir asıldır ve o Hızır için Allah'ın verdiği rahmetle ilahi inayetin dayanağıdır. Hz. Musa'nın Hızır'dan öğrenmek istediği bilgi bu rahmetten meydana gelmiştir. Ortaya koyduğumuz meseleyi iyice düşünürsen, Muhammed milletinin ve ümmetinin velayetinin değerini ve mertebesini öğrenmiş olursun. Bu ümmetin geneli hakkında şeriat yapılmış, kökten çıkan dallarda oluşan çiçeğin meyvesi, Hızır'ın bilgilerinin kaynağıdır, aslıdır. İşte diyor, farzların ötesinde nafileyle iştigal edersen, işte o Hızır'ın aldığı yerden bilgi alırsın. İşte o ledün ilmini alırsın. Nafileyle iştigal edersen. Hızır Aleyhisselam ledün ilmine sahipti. Sen de diyor aslın ötesinde ferle iştigal etmeye başlarsan, aslı yaptıktan sonra, asıl dediği farzlar, fer dediği de nafile ibadetler. İşte o zaman Hızır'ın aldığı yerden sana da bilgi gelir. Oradan o ledün ilmini almaya başlarsın. Hızır kendisiyle karşılaşmakla Allah'ın kulu Musa'ya ihsanda bulunduğu ve vasıtasıyla Musa'ya edep öğrettiği kimsedir. Böylece Muhammedi için, Hızır için kök olan şeyin aslının dalının dalı meydana gelir. Musa gibiler ise Hızır'dan sahip olduğu bilgiyi kendilerine öğretmesini ister. O halde bu Muhammedi Arif'in mertebesinin nerede farklılaştığına bakınız. Hazreti Peygamber Rabbinden aktardığı kutsi bir hadiste şöyle der. Allah şöyle buyurur. Bana yaklaşan kullarım farz kıldığım şeyleri yerine getirmekten daha sevimli bir şeyle bana yaklaşmamıştır. Kutsi hadiste bana yaklaşan kullarım farz kıldığım şeyleri yerine getirmekten daha sevimli bir şeyle yaklaşmamıştır. Asıl olan budur. Yani farzlar. Farzları yerine getirmek. Sonra şöyle buyurur. Devam eder. Kul bana nafile ibadetlerle yaklaşmayı sürdürür. Nafile ibadetler farzlara ilave. Fakat farzlar kendileri için asıl olabilsin diye onların cinsinden olan ibadetlerdir. Örnek olarak namaz, zekat, oruç, hac ve zikir gibi nafile ibadetleri verebiliriz. İşte bu köke en yakın daldır. Kök farz olduğuna göre dal da nafile oluyor. Sonra bu amel ki nafiledir, Allah'ın kulu sevmesini sağlar. Bu durumda söz konusu olan bir lütuf sevgisi değil, özel bir bedel olarak özel sevgidir. İşte bu nafileyle iştigal ettiği zaman kul Allah-u Teala'nın ona karşı özel bir sevgisi hasıl oluyor. Özel bir sevgi. Çünkü esastaki lütuf sevgisinde Allah katında bütün mutlular ortaktır. Bu sevgi o kimselere nafile iyiliklerle Allah'a yaklaşmayı sağlamıştır. Sonra bu sevgi, ki o çiçek mesabesindeki ikinci daldır, Hakk'ın kulun işitmesi, görmesi ve eli olmasını sağlar. Ben okulumu gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum dediği yer. Bu ise üçüncü daldır ve çiçekten çıkan meyve mesabesindedir. Bu esnada kul Hak ile konuşur. Hak ile duyar, Hak ile görür. Hak ile tutar ve Hak ile idrak eder. İşte bu makamın vermiş olduğu özel ilahi vahidir. Melek bu vahide aracı değildir. Bu nedenle Hızır Musa'ya bilgice ihata edemediğin şey demiştir. Bilgice de kuşatamadığın şeye nasıl sabredeceksin dedi ya Musa Aleyhisselam'a, Hızır Aleyhisselam. Sen burayı bilgice kuşatamadın dedi. Çünkü peygamberlerin vahyi Allah ve peygamberler arasındaki elçi olan melek vasıtasıyla gelir. Dolayısıyla peygamberin şehadet alemindeki hükmü uygulamada Hızır'da tahsis edilmiş bu zevke dair bir bilgisi yoktur. Şehadet aleminde ilahi hükümleri yasa yapmak için peygamber göndermenin adet olmuş tek yolu, peygamberin kalbine inen ya da ona bir surette kendini gösteren meleğin aracılığı olmuştur. Peygamber şeriatı ancak bu nitelikte olduğunda bilebilir. Şeriattan başkasını bilemez. Çünkü peygambere ait olan şey farzları yerine getirmenin sağladığı yakınlık, onlara dayanan Allah'ın kulunu sevmesi ve bu sevginin doğurduğu şeylerdir. Hızır'a ait olan ise nafile ibadetlerin sağladığı yakınlık, onun sevgisi ve bu sevginin ona verdiği bilgidir.
Peygamber ile Hızır Aleyhisselam'ın, Hazreti Musa ile Hızır Aleyhisselam'ın mertebe farklılığını dile getiriyor burada. Bu bilgi Allah'a dair bilgidir. Yoksa hüküm koyma ilmi ve şehadet aleminde hükmü uygulama ilmi değildir. Hızır Aleyhisselam'ın sahip olduğu bu bilgi. O halde bilgice kuşatamadığın şey bu kabildendir. İşte Musa'ya değil de Hızır'a tahsis edilen ilim bu ilimdi. Bizim yöntemimiz herkesin bilgi kaynaklarını açıklamaktır. Şimdi diyor ki Muhittin İbn Arabi Hazretleri, bizim bu kitapları yazarken takındığımız tavır ve yöntemimiz şu. Bizim yöntemimiz herkesin bilgi kaynaklarını açıklamaktır. Herkes bilgiyi ne cihetten almakta? Allah'tan. O kaynakları dile getiririz, açıklarız. Her grup bir şey aktarırken aktardığı şeyi nereden aktarmıştır? Böyle düşünmesinin sebebi nedir? Görüşü onun mutluluğuna etki edecek mi, etmeyecek midir? İşte bu Allah yolunun ehlinin Allah'ı bilmeye dair payıdır. O halde biz Allah'ın yaratıklarından herhangi birinin görüşünü reddetmekle ilgilenmeyiz. Muhittin İbn Arabi Hazretleri'nin Şeyhül Ekber lakabını almasının hikmeti de buradan geliyor zaten. Muhittin İbn Arabi Hazretleri okudukça göreceğiz, kimsenin görüşünü reddetmez. O görüş sahibinin o görüşe nereden vardığını bilgice, bu bilgiye sahip olduğu için açıklar. Falan kişi burada şu konuda şöyle iddia etmiştir, bunu böyle açıklamıştır. Bunu açıklamasının sebebi şudur. Konuya şuradan bakmıştır. Onda ilim olarak şu vardır. Bu cihetten baktığı için şunu görmüştür. Onun için bu iddiada bulunur, bu budur der. Yani onun iddiası kendi ilmine ve bilgisine göre doğrudur. Çünkü o cihetten gördü, orayı biliyor. Başka bir falan kimse ise der, konuya farklı şu cihetten bakar. Dolayısıyla onun iddiasının tersine iddiada bulunur. Hayır efendim, o öyle değil, bu budur der. Onun bakış açısından onun ilminin verdiği de ona odur. Dolayısıyla o da kendi davasında haklıdır. Çünkü o baktığı açıdan, o cihetten bakınca onu görmektesin. Kim oradan baksa onu görür yani. Ona da hakkını veriyor. Bütün bu görüş farklılıklarını dile getirdikten sonra en son kendi görüşünü koyar ortaya. Biz ve bizim gibiler de der, yani o kamil görüşü ortaya koyar. Esas bunun bakılması gereken yer şurasıdır. Şuradan bakılması lazım. Bütün görüşleri ancak buradan bakarsan ihata edersin, kuşatırsın. Dolayısıyla Allah'ın buradaki muradı şudur, ayette şunu kastetmiştir der, mevzuyu açar ve bize göre de işin konunun aslı, hakikati budur deyip kendi görüşünü ortaya koyar. Hiçbir görüş sahibinin görüşünü hayır efendim seninki tamamen yanlış, öyle şey olmaz deyip reddetmez. Nereden baktığını bildiği için sen buradan bakıyorsun, oradan baktığın için sana o doğru diye izah eder. Ötekine de sen şuradan baktın, sen oradan baktığın için sana bu doğru geliyor. Oysa ki şuradan bakabilseniz o zaman o iddialarınızdan vazgeçersiniz. Çünkü kamil bakış ancak buradan olur der adeta. Bunu dile getirir Muhittin İbn Arabi Hazretleri. İşte onun için buna Şeyhül Ekber demişler. Şeyhlerin şeyhi demişler. En büyük şeyh demişler. Onun için Ehlullah bu zatı büyük bir zat olarak ifade etmiş kitaplarında. Kitaplarında nice şerhler yapılmış, yazılmış, dile getirilmiş. Onun için bu Allah katında mertebesi büyüklerden bir zat yani. Allah onun şefaatine nail etsin bizi de inşallah. O halde biz Allah'ın yaratıklarından herhangi birinin görüşünü reddetmekle ilgilenmeyiz. Bunun yerine bazen ilahi genişlik nedeniyle bu konuda onlar adına mazeret bile sunarız. Yani o baktıkları ve bu budur diye ifade ettikleri konularda yanılsalar dahi, yanlış bir ifade kullansalar dahi biz orada mazeret bile sunarız diyor Allah'a. Yani şu açıdan baktıkları için öyle gördüler gibicesine mazeret dahi sunarız diyor. Nitekim Muhittin İbn Arabi Hazretleri hakkında kötü düşünen ve kötü sözler söyleyen bir zat onun devrinde vefat ettiğinde Muhittin İbn Arabi Hazretleri onun affedilmesi için çok dua ettiğini beyan etmekte kitapta. Hatta 100 bin kelime-i tevhid, 100 bin kelime-i tevhid okuyup onun ruhuna hediye eyledim diyor. Onun azap görmemesi için. Burada 100 bin kelime-i tevhidin yeri gelmişken onu da söyleyelim. 70 bin. Pardon, özür dilerim. 100 bin değil, 70 bin kelime-i tevhid. Tamam. 70 bin kelime-i tevhidin yeri gelmişken onu da söyleyelim. Herhangi bir vefat etmiş yakınına 70 bin kelime-i tevhid çekerek ruhuna hediye eylediği takdirde inşallah onun öbür tarafta yani kabir aleminde
çekeceği azaptan kurtulmasına vesile olacağına işaret etmekte. Bunu da Resulullah Efendimizin hadis-i şerifine dayandırmakta. Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Onu da söylemiş olduk. Çünkü Allah kendisince bir delil olduğunu görerek Allah ile beraber başka ilaha bir kanıt kendisiyle bir kanıt nedeniyle dua edenler hakkında bile mazeret ortaya koymuştur. Bu bağlamda Allah şöyle buyurur. Hiçbir delili olmadığı halde Allah'tan başkasına tapan kimse. Delilin yok diyor yani. Onların bir esası da Allah'a karşı saygıdır. Kimlerin bu? Ehlullah'ın. Anlatıyor ya süvariler grubunu. Bu nedenle Allah'ı ancak onun kendisini isimlendirdiği şeyle isimlendirir. Sadece onun kendisine izafe ettiği şeyi izafe ederler. Nitekim Allah sana ulaşan her iyilik Allah'tandır buyurur. Kötülük hakkında ise sana ulaşan her kötülük kendindendir buyurur. Bakın bu mevzu da mühim bir mevzu, iyi anlayalım. Sana ulaşan her iyilik Allah'tandır. Biz başımıza bir iyilik geldiğinde, bir güzellik geldiğinde bunu Allah'tan bileceğiz. Sana ulaşan her iyilik Allah'tandır. Başımıza bir kötülük, bir musibet, bir bela geldiğinde ise nereden bileceğiz? Nefsimizden bileceğiz. Neden? İlahi huzurdaki edepten dolayı. Şimdi bu mevzuya giriyor. Kötülük hakkında ise sana ulaşan her kötülük kendindendir buyurur Allah-u Teala. Ardından şöyle demiştir. De ki, en sonunda ayetinde devamında şöyle diyor. De ki, hepsi Allah katındadır. Bakın şimdi burada hepsi Allah katındandır. Katındandır. Allah'tandır demek ile Allah katındandır demek arasında yerle gök arasındaki fark gibi fark var. Şimdi o fark çıktı ortaya. Burada ulaşan iyilik için Allah'tandır diyoruz. Başımıza gelen bir iyilik, güzellik için. Başımıza gelen bir kötülük, bir musibet, bir bela için ne diyoruz? Nefsimizdendir. Kendi nefsimizden bileceğiz. Ondan sonra ayetin devamında diyor ki, de ki hepsi Allah'tandır. Allah katındandır, özür dilerim. Hepsi Allah katındandır. Allah'tandır demiyor, Allah katındandır diyor. Allah katındandır deyince burada katındandır kelimesinin açılımı, yani Allah-u Teala'nın yaratıkları hasebiyle vesile kıldığı mevzudan kaynaklanır. Şimdi Hazreti Adem'i cennetten kovulmasına, çıkarılmasına sebep olan şeytana uymasıydı değil mi? Şeytana uydu. Şeytana uyarak yaptığı fiil, yasak meyveyi yemesiyle cennetten çıkarıldı. Allah katındandır denildiği zaman alemdeki her şey girer içine. Şeytan da dahil. Buradan bu ayetteki bu sözü bu manada iyi anlayalım. Allah katındandır. Tekrar ayetin başına dönelim. Ne diyor? Nitekim Allah sana ulaşan her iyilik Allah'tandır buyurur. Allah'tandır. İyilikler konusunda Allah'tandır. Direkt Allah'tandır. Kötülük hakkında ise sana ulaşan her kötülük kendindendir buyurur. Kendimizden, nefsimizdendir. Ardından şöyle demiştir devamında. De ki hepsi Allah katındandır. İyilik de kötülük de Allah katındandır. Katındandır denildiği zaman alemdeki mevcut yaratılmış her şey anlaşılacak. Bu mevcut yaratılmış her şeyin içerisine nefsimiz de giriyor, şeytan da giriyor. İşte burada ilahi edepten dolayı başımıza gelen güzel ve iyi şeyleri Allah'tan bileceğiz. Başımıza gelen kötülükleri nefsimizden bileceğiz. Ama ayetin devamında de ki hepsi Allah katındandır. Evet. Hepsi Allah katındandır. Allah katındandır. Anladık inşallah burayı. Bu ilahi edepten dolayı bu şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Konuyu açacak şimdi. Bunu her ikisi hakkında belirtmiştir. İyilik ve kötülük bir araya geldiğinde bunlar Allah'tandır deme. İyilik ve kötülük bir araya geldiğinde bunlar Allah'tandır deme. Allah katındandır de. Bak. Katındandır demekle Allah'tandır demek arasında dedik çok büyük fark var. Allah'tandır demen için safi iyilik olması lazım. Allah'tan geldiğini işaret etmek için. Çünkü Allah'tan hep hayır gelir, iyilik gelir. Allah'tan kötülük gelmez. Allah kötülüğü murad etmez. Allah'tan hep iyilik gelir, hayır gelir.
Kötülük nereden gelir? Nefsimizden gelir, şeytandan gelir. Nefis ne, şeytan ne? O nerede? Allah katında. Dolayısıyla gelen Allah katındandır. Katı dediğimiz zaman dedik ya, bütün alem kastedilmekte. E bütün aleme de nefis de girer, şeytan da girer. Tüm bizim kötü diye nitelediğimiz her şey de girer. İyilik ve kötülük zaten bizim nitelememize göre. Allah'ın indinde iyilik ve kötülük diye bir ayrım yok aslında hakikatte. Allah indinde. Allah-u Teala getirdiği şeriat ile, peygamberiyle, gönderdiği peygambere verdiği şeriat ile bu ahlaki oluşumu sınıflandırmış. İyilik ve kötülük. Yapılması emredilen, yapılmaması emredilen. Helal, haram. Ayrımı şeriatla gelen bir mevzuat. Burayı iyi anlayalım. Evet. İyilik ve kötülük bir araya geldiğinde bunlar Allah'tandır deme. Allah katındandır de. Böylece Kur'an kullanılan bir şeyin Allah'tan ya da Allah'ın katından olması örneğinde lafza dikkat etmiştir. Sözü kullanmaya dikkat çekmiştir. Bakın Allah-u Teala ne kadar ince mesajlarla bize mesaj vermekte. Kur'an'ı işte bu manada anlamak lazım. Şimdi hani bazıları iddia ediyor, Kur'an'ı açıp okuruz, çok da güzel anlaşılır, başka hiçbir şeye gerek yoktur. Hatta bazıları hadis-i şerifleri bile reddediyor, gerek yoktur diyen bir zümre var mesela. Kur'an bana yeter. Şu Allah'tandır veya Allah katındandır ayrımını sen Kur'an'ı okuduğunda nasıl anlayabilirsin ki? Bunu bize anlatan Ehlullah olmadığı sürece. Öyle değil mi? Bakın şimdi burada Muhittin İbn Arabi Hazretleri bu hakikati bize açtı. Bu ayette Allah'tandır nedir? Ne anlama gelir? Allah katındandır. Ne anlama gelir? Bu bilgiye nasıl vasıl olabiliriz eğer biz Resulullah Efendimizin hadis-i şeriflerini incelemesek? Bu Ehlullah'ın kitaplarını incelemesek bu konuya, bu bilgiye nasıl varabileceğiz? Açalım Kur'an'ı okuyalım. Mümkün değil, varamayız. Kur'an'ın zahiri manadaki bir manasını alırız, öğreniriz. Eyvallah. Ama Kur'an'ın bir ayetinin 70 çeşit manası var. Batini birçok anlamları var. Onları nasıl elde edeceğiz? Mümkün değil. Kur'an'da Allah-u Teala hitap ediyor akıl sahiplerine. Derin akıl sahiplerine, kalp sahiplerine. Bakın sınıf sınıf, zümre zümre ayırıyor. Akıl sahibi, derin akıl sahibinin anladığını anlayamaz. Derin akıl sahibi de kalp sahibinin anladığını anlayamaz. Derin akıl sahibinin üzerinde derin akıl sahipleri vardır. Derin akıl sahiplerinin üzerinde de kalp sahipleri vardır. Bir insan kalp sahibi ise ancak Kur'an'ı layıkıyla anlayabilir. Onun için bu cihetten olaylara böyle bakmak lazım yani. Kur'an'ı yalın bir şekilde belli bir izahatı Resulullah Efendimizin hadislerinden faydalanılarak, Ehlullah'ın bu sahih kitaplarından faydalanılarak belli bir şekilde o ayetlerin açılımını anlamazsak, okumazsak Kur'an'ı anladık iddiası boş yani, havada kalır, başka bir şey değil. Zahiren orada yazan zahiri bir manayı alırız, o kadar, başka bir şey ötesine geçemez maalesef. Bilmelisin ki bir toplam tek başına kalıp başkasıyla birleşmediğinde her tekil hakikatten farklı bir anlama sahiptir. Örnek olarak kara boya ile mazı arasında mürekkebin siyahlığını verebiliriz. Bu bağlamda Allah kendisinden olan ile katından olanı ayırt etmiştir. Kendisinden olan ile katından olanı ayırt etmiştir. Allah belirli bir grup hakkında şöyle der. Allah en hayırlısı ve en kalıcısıdır. Ayette. Burada ifade üstünlük bildiren kalıpla gelmiş ve aralarında bir ilişki yoktur. Nitelikleri belirli bir grup hakkında ise demiştir ki, diğer bir ayette, Allah'ın katında olan daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Allah'ın katında olan Allah'tan olanla aynı olmadığı gibi hüviyetinin aynı da değildir. O halde iki grup arasındaki fark, iki mertebe arasındaki farktır. Nitekim birine ailene ne bıraktın diye sordu. Yani Resulullah Efendimiz Hazreti Peygamber'in Hazreti Ebu Bekir'e söylediği bu sözdür. Hani her şeyini tasadduk etti ya Hazreti Ebu Bekir. Ailene ne bıraktın diye sordu. Denilmiş. Allah ve peygamberini bıraktım diye yanıt vermiş Hazreti Ebu Bekir. Aynı soru başkasına sorulmuş. O ise malımın yarısını bıraktım diye yanıt vermiştir. Hazreti Ömer de öyle dedi. Ailene ne bıraktın deyince yarısını bıraktım dedi. Hazreti Ebu Bekir'e ailene ne bıraktın dediği zaman Allah ve peygamberini bıraktım dedi. Her şeyini getirdi çünkü Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Peygamber de
aranızdaki fark kelimelerinizin arasındaki farktır buyurmuştur. Bak, aranızdaki fark ikisine, Hazreti Ebubekir'e ve Hazreti Ömer'e diyor ki sizin aranızdaki fark kelimelerinizin arasındaki farktır. Birisi diyor Allah ve Resulünü bıraktım. Diğeri de diyor ki malımın yarısını bıraktım. Başka bir anlatımla mertebedeki farkınız belirtildiği gibidir demek istemiştir. Kul Allah'ın dışındaki her şeyden yüz çevirdiğinde onu Allah katında daha hayırlı ve kalıcı yapar. Kul onu bir yönden alemden alırsa ki bu perdelenme, uzaklık ve kınanmayı gerektirir, onu Allah katında daha hayırlı ve kalıcı yapmıştır. Artık sen de mertebeleri ayrıştır. Allah edeplileri ve onların kendisini bilme derecelerini bize bildirmiştir. Bu bağlamda dostu İbrahim'in şöyle söylediğini belirtir. Aynı konuyla alakalı başka bir mevzuya giriyor bakın şimdi. İbrahim peygamber ne demiş? Kur'an-ı Kerim'de ayette şöyle geçer. Hazreti İbrahim'in dilinden. Beni yaratan, beni hidayete ulaştırandır. O beni doyuran ve içirendir. Hazreti İbrahim'in, İbrahim demiş oluyor bunu. Onun diliyle Kur'an-ı Kerim'de geçen ayet. Hazreti İbrahim beni aç bırakan dememiştir. Bakın beni aç bırakan dememiştir. Beni doyuran diyor Allah'ı hitap ederken, nitelerken. Hastalandığımda fakat beni hasta eden dememiş, bana şifa verendir. Bakın ne diyor? Beni hastalandıran demiyor Allah için. Hastalandığımda bana şifa veren diyor. Allah'tandır ile Allah katındandır mevzusunu açıklıyor hala burada. Burayı iyi anlayalım. Hala bu mevzu devam ediyor. Yani kötü şeyler Allah'a izafe edemeyiz. Kendi nefsimize izafe edeceğiz. Bak Hazreti buradan işte bu edepi diyor. Bak Hazreti İbrahim'in hitabından anla. Beni aç bırakan demiyor Hazreti İbrahim. Acıktığımda beni doyuran. Beni hastalandıran demiyor. Hastalandığımda bana şifa veren Allah'tır. Edebe bakın yani. Hazreti İbrahim'in edebine bakın. Hastalandığımda fakat beni hasta eden dememiş, bana şifa verendir demiştir. Böylece Hazreti İbrahim şifayı Allah'a, hastalığı kendisine nispet etmiştir. Oysa ki hepsi Allah katından. Bununla birlikte hepsi Allah katındandır. Fakat Allah peygamberlerine edebi öğretmiştir. Çünkü ölümden farklı olarak nefisler hastalığı kabul etmez. Konu güzelce oturuyor inşallah değil mi? Anladık, idrak ettik burayı. Allah'tandır demek ve Allah katındandır demek mevzusunun arasındaki fark. Ariflerin faziletleri bu hapisten kurtulmak için ölümü isterler. Ölümü isterler ariflerin faziletleri. Neden isterler? Hapisten kurtulmak için. Biz hapiste miyiz şu an? Ariflere göre hapistir. Neye göre hapis? Ruh beden kafesinin içinde hapistir yani. Ruh, bizim ruhumuz, aslımız nereden geldi? Allah'ın nefahtü dediği üfürmesi. Asli olarak ruh çok asildir yani. Allah'ın ruhundan üfürmesidir. Fakat burada beden kafesinin içerisine girmesiyle birlikte ruh o bedenin sahip olduğu mizacı özelliklerle kesifleşti. Bizdeki o unsurlar, toprak, hava, ateş, su unsurları neticesinde adeta kafese konulmuş bülbül gibi yani. Esir. İşte bu dünya hayatında aslında bu bedenin bu kesafetinden ne derece insan kurtulursa, latifleşirse, yaptığı zikrullahla, yaptığı nefis terbiyesiyle, tezkiyesiyle, bu sahip olduğumuz unsurlardan ne derece ayrışırsak, çünkü bizdeki bu unsurlar toprak, ateş, hava, su unsurları girift halde, birbirine girmiş vaziyette. Bunların yoğunluğuyla bu bedenin istek ve arzuları doğrultusunda insan hareket etmekte. Yani nefsani istek dediğimiz mevzuat. Heva, heveslerimiz bundan kaynaklanmakta. Şehavi, şehveti arzular bundan kaynaklanmakta. Nefsten kaynaklanmakta olan, nefsin bir takım istek ve arzularından kaynaklanmakta. Kişi işte bu dört unsuru ayrıştırdığı oranda, ateş, toprak, hava, ateş, su unsurlarını ayrıştırdığı oranda latifleşiyor. Ruh latifleşir. Latifleşmesi neticesinde işte o kesafetten kurtulur ve ruh özgürleşir adeta. O beden kafesinin içinden bir nevi ama bir kordonla da bağlıdır. Hazreti Mevlana öyle tarif ediyor kitabında. Uykuda diyor ruh çıkar bedenden gezer ama bir kordonla bağlıdır. Yani manevi olarak aslında ruh ile beden arasında o kordon, o kablo, o bağ her zaman var. Ruh rüyada gezer, dolaşır alemi. Fakat bağı var yani.
Ta ki uyanacağı zamanda veyahut da o bedene bir dışarıdan bir tepki, bir dürtme, bir ikaz oluştuğu zaman otomatik olarak o beden bağlı olduğu kablo ile ruhu kendine şak diye çeker. Ruh nerelerdeyse, dünyanın neresinde geziyorsa, dolaşıyorsa o bedene ikazla, uyarıyla birlikte, sistem öyle çünkü. Ruh otomatik olarak tak diye tekrar bedenin içerisine girer. Kafesine giren kuş gibi tekrar gelir. Ancak bu bağ, bu kordon ölümle birlikte kesilmekte. Azrail aleyhisselam işte o bağı kesiyor. O ruh ile beden arasında oluşan o bağ, o kablo, o kordonu Azrail aleyhisselam kesiyor işte. Ölüm bu. Ruh artık bedene bağlı kalmak zorunluluğundan kurtulmuş oluyor. Dünya hayatındaki bedene. Burada bu mevzuyu da böylece dile getirmiş olduk. Evet. Ariflerin faziletlileri bu hapisten kurtulmak için ölümü ister. Peygamberler ise Allah'a kavuşmak için ölümü isterler. Allah ehli de böyledir. Bu nedenle bir peygamber ölümü tercih edip etmemede özgür, yani muhayyer bırakılsaydı ölümü tercih ederdi. Çünkü ölümde Allah'a kavuşma vardır. Başka bir ifadeyle ölüm Allah'tan peygamberine bir nimettir. Hastalık ise hissettirdiği acı nedeniyle Allah'ın farz kıldığı yükümlülükleri yerine getirmeyi engelleyen bir meşgaledir. Çünkü hastayken insan bu hastalıktan dolayı vücudunda bir takım eksiklik, noksanlık, bir acı oluşacağı için yükümlülüğü yerine getirmede de insanı engeller diyor. Kul sorumluluk mahallindedir. Acıyı sadece hayvani ruh hisseder ve bedeni yöneten ruhu bu dünyada çağrıldığı işten alıkoyar. Bu nedenle Hazreti İbrahim hastalığı kendisine, iyileşmeyi ve ölümü ise Hakk'a izafe etmiştir. Nitekim Hazreti Musa'nın arkadaşı da Hızır, onu ayıp bir eylem saydığı için gemiyi tahrip işini kendisine nispet etmiştir. Gemiyi ben tahrip ettim diyor. Derdi ya Hazreti Hızır gemiyi. Allah derdi demiyor, ben derdim. Ayıplı bir mevzuatı kendine, nasıl ki Hazreti İbrahim hastalığı kendine izafe ediyor. Hastalandığımda bana şifa veren sensin diyor. Burada Hızır da aleyhisselam da işte bu ayıplı işi, yani gemi delme işini, ayıplı işi ben derdim diye kendine izafe etti diyor. Halbuki ebeveyne merhamet içerdiği için çocuğu öldürmeyi kendisine ve Rabbine izafe etmiştir. Çocuğu öldürme işini ise hem kendisine hem de Rabbine izafe etmiştir. Çünkü burada ebeveynine merhamet içerme duygusu vardır. Allah'tan hem Allah'a izafe etti Rabbine hem de kendisine izafe etti. Hızır bu davranışların kötüsünü kendisine, duvarı onarmayı ise direkt Rabbine izafe etmiştir. Gemiyi delmeyi kendine izafe etmişken duvarı onarma işini ise Rabbine izafe etmiştir diyor. Demek ki iyi şeyleri Rabbimize izafe edeceğiz, kötü şeyleri kendi nefsimize izafe edeceğiz. Buradan edep olarak bu mevzuyu öğrenmiş oluyoruz, anlamış oluyoruz. Çünkü onarımda iyilik ve hayır vardır. Allah kulu Hızır'ın geminin parçalanması hakkında şöyle dediğini bildirir. Ona bir kusur vereyim istedim. Hızır'ın diliyle ona bir kusur vereyim istedim. Yani ben istedim diyor Hızır Aleyhisselam. Gemiyi delmeyi kendi nefsine izafe ediyor. Ben yaptım. Bunun nedeni yüce mertebeyi örfte ve adette görünüşü çirkin bir şeyi kendisine izafe etmekten tenzihtir. Evet, buradan da işte şunu anlıyoruz ki yapılan fiillerde çirkin karşılanan, örfte adette çirkin görülen, eksik, nakıs, noksan görülen meseleleri kendi nefsimize izafe edeceğiz. İlahi huzurdaki edep bunu gerektiriyor. Allah'a izafe etmeyeceğiz. Kendi nefsimizden. İşte bunun için başımıza gelen kötülükleri kendimizden, nefsimizden, başımıza gelen iyilikleri Allah'tan bilmemiz gerekiyor. Ama şunu da bileceğiz. Ayetin devamında dediği gibi de ki hepsi Allah katındandır. Hepsi Allah katındandır. Bu hakikati de bilmiş olacağız. Evet, ikinci tabakadan yönetici süvarilerin bilinmesi. Şimdi ikinci tabakadaki yönetici süvariler, Allah dostları kimlermiş? Bu tabakadan bir grupla Endülüs şehrinde işbirliğinde karşılaştım. Onlardan biri Ebu Yahya Es-Sunhaci Ed-Dar idi.
Zübeydi mescidinde otururdu. Ölünceye kadar kendisiyle arkadaşlık ettim. Ve doğuda çok rüzgarlı yüksek bir dağa defnedildi öldükten sonra. Yüksekliği ve rüzgarının şiddeti nedeniyle o dağa çıkmak insanlara çetin gelirdi. Allah dağın rüzgarını kesti ve onu dağa koyduğumuz andan itibaren rüzgar esmedi. Onun cenazesinde diyor, dağa çıktık, onun dağa defnetmek için çıktığımızda Allah-u Teala o sürekli esintisi, şiddetli rüzgarı olan dağın rüzgarını kesti. Biz onu defnedene kadar rüzgar esmedi. İnsanlar onun kabrini kazmaya başladı, taşını kestiler. Defin işini tamamlayıp kabrine yerleştirdiğimizde ayrıldık. Ayrılır ayrılmaz eskiden olduğu gibi tekrar rüzgarlar esmeye başlayınca insanlar bu olaya şaşırmıştır. Karşılaştıklarımdan bazıları Salih el-Berberi ve Ebu Abdullah eş-Şarki, Ebu'l-Haccac Yusuf eş-Şuhurbeli idi. Bu saydıklarımızdan Salih 40 yıl yolculuk yapmış, İşbiliye'de Rutandali Mescidinde 40 sene yolculuğundaki gibi yalnız yaşamıştır. 40 sene yolculuk yapmış bu zat, hep gezerek geçirmiş ve 40 senede mescitte de kapanıp mescitte kalmış. Bak, ömrünün 40 senesi yolculukta, 40 senesi mescitte yalnız yaşayarak geçmiş. Abdullah eş-Şarki ise iz bırakmış biriydi. Yaklaşık 50 sene evinde kandil yanmadan yaşamıştır. Pek çok garip işini gördüm. Ebu'l-Haccac eş-Şuhurbeli ise Şuhurbel denilen İşbiliye'nin doğusundaki bir köydendi. Su üzerinde yürüyenlerden biriydi ve ruhlar onunla muaşeret ederdi. Bu insanların her biriyle aramızda karşılıklı bir sevgi ve dostluk ilişkisi oluştu ve bu minvalde görüşür olduk. Onları ahiret yolunda yararlandığım kimseleri zikrederken diğer şeyhlerimle beraber Ed-Durretül Fahire adlı kitabımda da zikrettim. Bu dört kişi bu makam ehliydi. Şimdi bu bahsettiği kişiler işte bu makam diyor. Yani ikinci tabakadan yönetici süvarilerdendi. Onlar melami velilerin en büyüklerindendi. Yönetme ve ayrıştırma ilmi onların eline verilmiş. Dolayısıyla El-Müdebbir, El-Mufassıl isimleri onlara aitti. Onların düsturu işi yönetir, ayetleri tafsil eder ayetidir. Onlar oturaklara oturmuş gelinlerdir. Onlara ait alışılmış ve alışılmamış pek çok keramet vardır. Bütün alem onlara göre apaçık ayetlerdir. Sıradan insanlara göre ise ayetler ancak alışık olunmayan şeyler olabilir. Ancak öyle olan şeyler sıradan insanları Allah'ı yüceltmek için uyarabilir. Allah alışıldık ayetleri kullarından farklı sınıflara tahsis etmiştir. Bir kısmı akıl sahipleri içindir. Bu kısma örnek olarak şu ayeti veriyor. Göklerin ve yerin yaratılışında, gecenin ve gündüzün birbirini takip edişinde, denizde yüzen gemilerde, Allah'ın gökten indirdiği ve ölümünden sonra yeri canlandırdığı suda, rüzgarları ve bulutları gök ve yer arasında amade olarak yönlendirmesinde akıl sahibi bir grup için ayetler vardır. Ayetini verebiliriz. Bak, burada bu ayet akıl sahiplerine hitap etmekte. Bu bağlamda akıl sahipleri için hepsi alışık olan pek çok ayet vardır. Bazı ayetler inanan kimseler için. Şimdi burada Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri az önce değindiğimiz konuyu dile getiriyor. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerdeki hitaplar farklı farklı zümrelere hitap var. Bakın, burada şimdi akıl sahiplerine bir ayet örnek verdi. Bazı ayetler ise diyor inanan kimseler içindir. Bazı ayetler ince düşünce sahipleri içindir. Bazı ayetler yasaklara dikkat edenler içindir. Bazı ayetler duyanlar için. Yani onlar Allah'tan öğrenen kimselerdir. Bazı ayetler bilenler içindir. Bazı ayetler alemler için. Bazı ayetler müminler için. Bazı ayetler düşünenler için, bazı ayetler ise öğüt alanlar içindir. Bak, demek ki Allah-u Teala'nın hitabı zümre zümre farklılık arz ediyor. Bütün bunlar Allah'ın farklı niteliklerle ve farklı ayetlerle betimlediği sınıflardır ve hepsini Kur'an'da bize zikretmiştir. Bu ayetleri inceleyip düşündüğünde farklı şeylere dair ayet ve kanıtlar olduklarını, sonuçta ise tek bir hakikate döndüklerini anlarsın. İnsanların çoğu bundan habersiz olduğu için Kur'an bu sınıfları saymıştır. Hakikaten insanlar bundan çoğu habersiz. Zikredilen alışıldık ayetlerden bir kısmı insan, cin ve melek oluşları bakımından insanın ve cin ve meleklerin gösterdikleri şeyi algılayabildikleri ayetlerdir. Onlar Kur'an'ın alemin idrak edilebileceğini belirttiği ayetlerdir. Bazı ayetler ise kapalıdır.
Bu ayetleri ancak şartlanmalarından arınmış düşünce sahipleri idrak edebilir. Herkes anlayamaz bu ayetleri. Ancak şartlanmalarından arınmış düşünce sahipleri idrak edebilir diyor bu kapalı ayetleri. Bazı ayetlerin delil oluşu ince düşünce sahiplerinin bulunmasına bağlıdır. Bazı ayetlerde vardır ki çok ince düşünce sahibi olan insanlar oradaki ifadeyi, anlamı anlayabilirler. Onlar işlerin kabuklarına değil özüne bakan akıl sahipleridir. İşte bunlar, bu derin akıl sahipleri işlerin kabuklarına değil özüne bakan akıl sahipleridir. Kişi kabuğuna değil de özüne bakıyorsa ancak o ayeti anlar. Gerçek manada idrak eder. Yok, kabukta kalan insansa o ayetten o manayı çıkaramaz, anlayamaz. Buradan da işte dediğimiz gibi görüyoruz. Kur'an'ı anlamak için Resulullah Efendimizin hadisi şeriflerine ihtiyacımız var. Ehlullah'ın bu konudaki izahatlarına ihtiyacımız var. Bu nedenle onlar manaları araştırır. Elbab, yani derin akıllar, derin akıl sahibi. Kur'an-ı Kerim'de elbab diye geçer. Elbab, derin akıllar, lübbün çoğuludur. Ve nüha, akıl demek olsa bile Allah akıl lafzıyla yetinmemiş, ayetlerini ulul elbab, yani derin akıl sahipleri için zikretmiştir. Akıl sahibi herkes işlerin özüne ve hakikatine bakmaz. Akıl sahibi işin özüne ve hakikatine bakmaz. Çünkü zahir ehlinin de hiç kuşkusuz akılları vardır ama ulul elbab, yani işin özüne bakan derin akıl sahibi değillerdir zahir ehli. Zahir ehli insanlar, avam, evet herkesin bir aklı vardır muhakkak ama ulul elbab değillerdir diyor. Yani derin akıl sahibi değillerdir. İşin özüne bakan cihetten akılları yoktur onların. Günahkarların da akılları vardır fakat onlar nüha sahibi değillerdir. Günahkarlar da nüha, yani akıl sahiplerinin altındadır. O zaman bak, Kur'an'da akıl sahiplerine hitap var. Ulul elbab dediği derin akıl sahiplerine hitap var. Günahkarların da diyor akılları vardır. Günahkar insanlar da akıllıdır. Belli bir akıl düzeyleri vardır. Ama onlar akıl sahipleri, Kur'an'da akıl sahiplerine hitap edilen ayetleri anlayamaz o günahkarlar. O idrak yoktur onlarda. Bu nedenle özellikleri farklılaşmıştır. Çünkü her nitelik bir bilgi sınıfı verir. Bu bilgi ancak hali bu nitelik olan kimse için gerçekleşebilir. Allah hiçbir türü boş yere zikretmemiştir. Allah Yüce Kur'an'ında ayetler ifadesini bolca kullanmıştır. Bu bağlamda çeşitli yerlerde onları eş anlamda kullanmış, bir kısmı bir kısmını takip etmiş, onları bilenlerin niteliğini belirtmiştir. Bazı yerlerde ise ayetleri tek tek zikretmiştir. Ayetlerin ardışık gelişine örnek olarak Rum suresindeki geçişlerini verebiliriz. Burada Allah sürekli onun ayetlerindendir, onun ayetlerindendir, onun ayetlerindendir diye tamamlar. Bütün insanlar bu ayetleri okur fakat onları ancak özel olarak her ayette zikredilen sınıflar fark edebilir. Adeta bu ayetler söz konusu kimseler için ayet olarak indirilmiş, başkaları hakkında ise karşılığında sevap almak üzere sadece okumak için indirilmiştir. Yani bu işin sırrını çözebilen derin akıl sahipleri oradaki Allah-u Teala'nın neyi kast ettiğini, orada neye işaret ettiğini anlar. Ama bazı zümrede vardır ki diyor, bu ayetleri okumak onlara ancak sevap kazandırır. Onlar sevap kazanmak için Kur'an'ı açarlar, okurlar. Onlara sevap kazanmak için inmiş olur dolayısıyla bu ayetler. Çünkü oradaki o inceliği göremezler, idrak edemezler. Bu tabakanın makamındayken bu sureyi, yani Rum suresini okuyup onun ayetlerinden biri de gece ve gündüz uyumanız ve onun ihsanını aramanızdır ayetine ulaştığımda, ne diyor? Onun ayetlerinden biri de gece ve gündüz uyumanız ve onun ihsanını aramanızdır ayetine ulaştığımda Kur'an'ın dizilişi ve toplanışındaki güzellikten büsbütün hayrete düştüm. Niçin Kur'an görünüşte akla göre bu sınıf, bu sıralanıştan başka olması gereken şeyi önce zikretmiştir? Gündüz Allah'ın nimetini aramak, gece ise uyumak içindir. Nitekim El-Kassas suresinde onun ayetlerinden biri sizin için gece ve gündüzü yaratmasıdır buyurur. Böylece Allah ayetin devamındaki zamiri geceye göndermiştir. Onun ihsanını aramanız için burada gündüzde aramayı kastetmektedir. İhsanını aramak ne zaman aranır? Gündüz. Gündüz insanların iaşesinin teminiyle alakalı halk edilmiş, yaratılmıştır yani. İnsanlar kolay, Allah bu şekilde kolaylaştırmış. Hani gündüzleri iaşenin temini, Allah'ın ihsanını aramakla geçiriliyor.
İki zamir de aynı anlama gelebilir. Çünkü sanatkar bazen gece çalışır ve gece alışveriş yapabileceği gibi gündüz uyur ve dinlenebilir. Fakat işlerde yaygın olan dikkate alınır. Tabii hani günümüzde artık sanayileşmeyle birlikte gece vardiyasında çalışmak çok çok fazla. Ama diyor işlerde yaygın olan dikkate alır. Yani gündüzü iaşesini temin etmek, çalışmak için, geceyi uyumak, dinlenmek için halk ettiğini beyan etmiş Allahu Teala. Bunun üzerine bu ayetin ki o gece ve gündüz uyumanız onun ayetlerindendir ayetidir. Perdesinin ve nefis ifadesinin ardından ilave bir anlam bana doğdu. Bu anlam genel anlamda gündüzün rızık aramak, gecenin ise uyumak olması şeklinde halk arinesiyle ayetten anlaşılan şeyden farklı bir anlam ifade etmekteydi. İşte onu şimdi zikrediyorum. Allah bu ayet ile ahiretin duysal yaratılışının bu dünyadaki yaratılışa benzediğine, fakat onun bizzat aynısı olmayıp farklı bir bileşim ve başka bir karışım olduğuna dikkat çekmiştir. Nitekim bu hayatın mizacı hakkında şeriatlar ve peygamberlerin bildirimleri böyle gelmiştir. Bu cevherler onların aynı olsa bile onlar kabirlerde diriltilen ve haşredilen şeyler olacaktır. Fakat bileşim ve mizac buraya yaraşmayan o diyara layık araz ve özelliklerle farklılaşacaktır. Bununla birlikte göz, kulak, burun, ağız, iki el ve iki ayakta yaratılışın yetişkinliğiyle buradaki suret ile oradaki suret birdir. Fakat yine de farklılık açıktır. Bu bağlamda onun bir kısmının farkına varılır ve duyulur, bir kısmı ise fark edilemez. Ahiret hayatında yaratılış sureti bu dünyadaki yaratılış suretine göre olunca dikkat ettiğimiz şey anlaşılmamıştır. Hüküm farklı olduğuna göre mizacın da farklı olduğunu anladık. İşte bu duyu ve aklın nasibi arasındaki farktır. Allah şöyle buyurur. Onun ayetlerinden biri de gece ve gündüz uyumanızdır. Burada uyanıklığı zikretmemiştir. Halbuki o da ayetlerinden biridir. Allah dünya halinde uyanıklığı değil uykuyu zikretmiştir. Bu durum uyanmanın ancak ölümle gerçekleşeceğini ve ölmediği sürece insanın sürekli uykuda olduğunu gösterir. Şimdi bu ayetteki bu anlama dikkat çekiyor Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Onun ayetlerinden biri de gece ve gündüz uyumanızdır. Burada Allah-u Teala neyi işaret ediyor? Dünya hayatındaki yaşantımızda aslında biz hakikatte uykudayız. Resulullah Efendimizin hadis-i şerifinde belirttiği gibi insanlar uykudadır. Öldükleri zaman uyanırlar. Bizim için uyanış ölümle gerçekleşiyor. Öldüğümüz zaman biz uyanacağız. İşte o zaman anlayacağız biz uykuda olduğumuzu. Ölümle birlikte, ölümü tadışla birlikte ben uykudaymışım, uyandım. Mahşerdeki kalkışta ise uykunun içinden uykudan kalktığımızı göreceğiz. Hani insan bazen rüya içerisinde rüya görür ya, aslında bizim şu dünya hayatındaki yaşandığımız rüya içindeki rüya. Biz şu an rüyadayız. Rüyanın içindeki rüyadayız. Öldüğümüz zaman rüyanın içindeki rüyadan çıkacağız, rüyaya geçiş yapacağız. Hakikatte. Mahşer alanında da işte esas rüyadan uyanmış olacağız. Ama şu dünya hayatı berzah alemine göre, yani ölümle tadacağımız aleme göre uyku. Şu an biz uykudayız. Ne zaman ki ölümü tattık, işte o zaman uyanışa geçmiş oluyoruz. Uyanacağız. Gözümüz o zaman açılacak. Şu an uykudayız. Bunu dile getirmekte Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Allah böylece uyanıklık ve uykuda insanın gece ve gündüz uyuduğunu belirtmiştir. Bu rivayete şöyle denilir. İnsanlar uykudadır. Öldüklerinde uyanırlar. İşte bu hadisi şerif. İnsanlar uykudadır. Öldüklerinde uyanırlar. İşte onun için yine Resulullah Efendimiz diyor ki ölmeden ölünce ölünüz. Burada ölmeden önce ölünüzden kasıt bu dünya hayatının uyku olduğunu anlayın, idrak edin. Bu uykudan kendi rızanızla uyanın. Yoksa öldüğünüz zaman zaten uyanacaksınız yani. Ölümle birlikte zaten uyanacaksınız. Kim ki bu dünya hayatında yaşarken uykuda olduğunu idrak eder de kendi rızası ile çalışması ile bu uykudan uyanırsa, işte o zaman öldükten sonra gittiği alemde de sıkıntı çekmez. Çünkü uyandın. Bunun bilincine varmazsa insan ölümle birlikte çok büyük sıkıntılara düşüyor. O ölümü anını tadışla birlikte o insanın büyük sıkıntıları var. İşte o insanın kendini beden zannetmesi, bu bedenden oluştuğunu zannetmesi nispetinde ölümle Azrail Aleyhisselam'ın o ruhu bedenimizden ayırmasıyla birlikte buna şahit olduğumuzda, ruh bedenimizden ayrılınca bu sefer ruh o bedenden ayrılmak istemiyor. Azrail Aleyhisselam'ı Allah-u Teala öyle halk etmiş ki adeta bir mıknatısın demir tozlarını çektiğini düşünün. Aynı o şekilde Azrail Aleyhisselam
eceli gelen insana gözüktüğünde mıknatısın demir tozlarını çektiği gibi çeker. O insan karşı koyamaz, mümkün değil. O bedenin içerisindeki, bedenimizin içerisinde bulunan ruhumuz ister istemez o Azrail Aleyhisselam'ın çekim kuvvetine kapılarak bedenden çıkar. Süzülerek çıkar. İşte bu süzülerek çıkma esnasında ölümden korkan, ölüm sonrasına kendini alıştırmayan, kendini hep bu beden zanneden insan çıkmak istemeyecek. Adeta o ruh tırnaklarını o bedene kazıyacak, yapıştıracak. Hani bir insanı tutarsın, ayaklarından çekersin, o insan kanepeye, koltuğa yapışır. Ayrılmak istemez, tutunur. Beni çekme der ama kuvvetli olan insan en sonunda çeker, onu koparır o koltuktan, kanepeden. İşte Azrail Aleyhisselam'ın ruhu çekişi de böyle. Bu ruhun çıkışı esnasında azap görecek olan, çıkış esnasındaki azap bundan kaynaklanıyor işte. Yani kendini beden zannetmek neticesinde bu bedenden ayrılmak istemeyip ben buradan gitmek istemiyorum diyerek adeta yapışması, bedene yapışması ruhun. Ama Azrail Aleyhisselam'ın o çekişine karşı koyamayacak hiçbir ruh. Ve o yapışarak, o tırnaklarınla işte kazıyarak zorla çekilmesinde olduğu gibi bir acı duymuş olacak işte. Ruhun bedenden çıkarken duyacağı acı bu. Bedenden ayrılmak istemeyen. Ama bunu, bu idraki kendine yerleştirmiş olan insan, bu beden benim elbisem. Dedik ya, binek. Benim bineğim. Allah-u Teala bu dünya hayatında bana, bu ruhuma bu elbiseyi verdi. Bu, ben bu değilim. Bu sadece benim bir elbisem bilincinde olursak eğer, dolayısıyla bu bedenden ayrılma saati geldiğinde de bu endişeyi, bu korkuyu yaşamayız. Bu çırpınışlarımız olmaz. Biliriz ki elbiseyi bırakma zamanı geldi. Allah-u Teala'nın benim için takdir ettiği zaman doldu. Elbiseyi burada bırakma zamanı geldi. Ve o elbiseden gönül rızasıyla, depreşmeden, tırnaklarımızı saplamadan ayrılmış oluruz. Sıkıntısız bir şekilde. Yani Azrail'i gördüğü, her insan Azrail'i gördüğü zaman onun Azrail olduğunu anlayacak zaten yani. Ruhunu teslim etme zamanının geldiğinin idrakine varacak. Hani bazen insanların aklına gelebilir. Peki Azrail Aleyhisselam'ı görünce Azrail olduğunu nereden anlayacağız? Anlayacağız efendim, hepimiz anlayacağız. Nasıl ki rüyada Resulullah Efendimiz gözüktüğü zaman onun Resulullah olduğunu kendisi söylemese bile biliriz. Yani orada kalbe doğar yani bu hakikat. Kişi gördü mü ya Resulullah diye hitap edersin eğer rüyanda gördüğün zaman. Onu başka birisi bak bu Resulullah demesine gerek yok. Sen direkt ya Resulullah diye hitap edersin rüyanda. Bilirsin onun Resulullah Efendimiz olduğunu. İşte Azrail Aleyhisselam da geldiğinde onun Azrail Aleyhisselam olduğu herkes tarafından bilinecek. Burada da işte ölmeden önce kişi kendini ölüme hazırlaması lazım. Eğer bu ölüme hazırlayamıyorsa ölüm anı çok çetin geçer. Azrail Aleyhisselam'ın o ruhu çekme anındaki o ızdırap yaşanır. Burayla da iş bitmiyor. Kişi ruhu bedenden ayrıldıktan sonra o ruh hala kendini o beden zannettiği için büyük bir korkuya, büyük bir handikapa kapılacak. Bakacak ki etrafındaki insanlar bağırıyor, çağrışıyor, ağlaşıyor. Adeta ben buradayım, bağırmayın, çağırmayın diyecek ama kimseye sesini duyuramayacak. Kendini iki şekil görecek. Yani bir, kendi cesedini görecek kişi, yerde yatmış, ruhunu teslim etmiş. Bir, kendini görecek ayakta, canlı ve diri olarak ruh görüyor bunu. Bir, etrafındaki o sevdiklerini görecek. Sevdiklerine bağırıp çağıracak, ya ne yapıyorsunuz, ne feryat figan, ben buradayım. Ama kimseye bir şey duyuramayacak. Kendini o şekilde, cesedini görünce büyük bir sıkıntıya düşecek. Yani ben hem oradayım hem buradayım, buradaki o hakikatin bilincine varmadıysa bu dünya hayatında. Bundan dolayı bir sıkıntı ve elem duymuş olacak. Ve nihayetinde kişiyi kabre götürene kadar, kabre götürüp de defnedene kadar bu feryat figan içerisinde gidecek diyor bu ruh. Öldüğünü kabullenmek istemeyen kişi. Daha sonra kabre defnedildiği zaman da üzerine toprak atılmaya başladığında işte esas feryat figanı da orada kopuyor. Hala kendini o ceset zannettiği için o cesedin yanında görecek ruh kendini. Üzerine canlı canlı, diri diri toprak atıldığı hissine kapılacak. Çünkü hala kendini o ceset zannetmekte. Aslının ruh olduğunun bilincine varmamış bu dünyada. Dolayısıyla o canlı canlı, diri diri üzerine toprak atıldığı düşüncesine kapıldığı için feryat figanı bir de ondan kaynaklanacak yani ruhun. Bu hallerden kurtulmak için
Buna önceden kendimizi hazırlamamız lazım. Ölmeden önce ölünüz dedi. Ölmeden önce ölünüz dediği Resulullah Efendimizin işte bu. Yani bu bedenimizin bir elbise olduğunu, elbet son vakti geldiğinde bu elbisemizi çıkarmamız gerektiğini, başka bir elbise giydirileceğini, ruh elbiseden elbisesiz kalmaz. Allah-u Teala ölümü tatmakla birlikte ruha berzah alemine geçiş olduğu için berzah aleminin elbisesi giydirilir adeta. Bu elbiseler birkaç kez değişiyor. Berzah aleminden sonra işte mahşer alanında dirilişte yeni bir elbiseyle o ruh dirilişe geçiyor. Cehennem ortamı, cennet ortamına geçişte ayrı bir elbise. Cennet ortamına uygun bir elbise giydirecek. Yani bir beden orada ruhlarımıza. Cehennem ehline ise cehennem ortamına girdiği zaman ayrı bir elbise giydirilecek. Ayette geçtiği gibi hatta ona azap edildiği zaman onların derileri değiştirilir diyor ya Allah-u Teala. İşte orada o elbise, o ceset, o azap neticesi deforme olacak. Ondan sonra tekrar değiştirilecek. Tekrar azap edilecek, tekrar değiştirilecek. Buradan işte bu mevzuyu da değinmiş olduk. Ölmeden önce ölmemiz gerektiğini de bilelim. O idrak, o bilinci taşıyalım inşallah. Ayette gündüz kelimesinin başına B harfinin bin nehar şeklinde gelmediğine dikkat etmiyor musunuz? Onun yerine bu ortaklıkla alışıla gelen uyanıklık halindeki uykuyu kastettiği tam olarak anlaşılsın diye gece kelimesinin B'siyle yetinmiştir. Billeyl. Böylece gündüz kelimesindeki B harfinin düşürülmesi ayet hakkında ortaya koyduğumuz yorumu güçlendiren bir kanıttır. Burada teknik olarak da mevzuyu anlatmış yazılış şeklindeki kelimelerde. Bizim kanıtımız, bizim ifademizin, böyle düşünmemizin kanıtıdır diyor yorumumuzu. Uyku, uyurken insanın içinde bulunduğu haldir. Uyandığında ise şöyle der. Şöyle şöyle rüya gördüm. Bu durum ölünceye kadar dünya hayatında insanın sürekli uykuda olduğuna kanıttır. Hatta insan, Hazreti Peygamber'in insanlar uykudadır, öldüklerinde uyanırlar hadisinde ortaya koyduğumuz gibi uyurken ve uyanıklıkta uykudadır. Dedik ya bu dünya hayatı uykunun içindeki, rüyanın içindeki rüyadayız aslında. Onu belirtmiş oluyor Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Hazreti Peygamber dünya hayatında insanları uyuyor olmakla nitelemiştir. Evet. Biz şu an uykudayız. Bu uyku inşallah uyananlardan oluruz. Dünya tabir edilmesi gereken bir rüya, geçilmesi gereken bir köprüdür bahsine geldik. Sıradan insanlar genel olarak uyku diye isimlendirilen şeyin dışındaki uyumayı çoğunlukla bilmez. Sıradan insanlar uyku denildiği zaman insanın yatıp da geceleyin uyuduğu uykuyu kastedildiğini anlarlar. Hazreti Peygamber ise dünya hayatında bulunduğu sürece insanın sürekli uykuda bulunduğuna dikkat çekmiş, hatta bunu açıkça belirtmiştir. İnsan ahirette uyanır. Ölüm ahiret hallerinin ilkidir. Böylece Allah onun ayetlerinden biri de gece ve gündüz uykunuzdur ayetiyle peygamberini tasdik etmiştir. Ayette geçen onun ayetlerinden biri de gece ve gündüz uykunuzdur. İşte Allah bunu burada bunu kastediyor diyor Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Onun ayetlerinden biri de gece ve gündüz uykunuzdur. Yani siz gece gündüz uykudasınız diyor Allah-u Teala. Yani uyku halindesiniz. Bu dünya hayatı uyku hali. Bunu kastetmiştir. Gece uykusu genelde bilinen uykudur. Gündüz uykusu ise Hazreti Peygamber'in açıklamış olduğu bu uykudur. Bu nedenle Hazreti Peygamber dünyayı ibret yani geçmek, geçilmesi gereken bir köprü saymıştır. Bakın, dünya hayatı geçilmesi gereken bir köprü. Peygamber bu şekilde nitelemiştir diyor. Başka bir ifadeyle insanın uykusunda gördüğü rüya yorumlandığı gibi dünya da tabir edilmelidir. Nasıl ki biz sohbetin başında da dedik ya akşam şöyle bir rüya gördük, böyle rüya gördük. Onu bir tabir yapma cihetine gidiyoruz mesela. Evet. İşte insan da aslında şu dünya hayatını tabir etmesi lazım. Çünkü uyku, dünya hayatı uyku olduğuna göre bu da tabir edilmesi gereken bir mevzuat. O zaman şu dünya hayatında ne yapmışız, ne etmişiz? Eksiğimiz, noksanımız ne? Bunları düşünüp bir tabir etmek lazım. Gidişat nereye? Bunun tabiri nereye çıkacak? Normalde gördüğümüz bir rüyayı tabir etmiyor muyuz kendi kendimize? Şunu gördüm, bunu gördüm. Şu anlama gelebilir gibicesine veyahut da bir tabirden anlayana tabir ettiriyoruz. İşte burada diyor dünya hayatını da tabir etmemiz lazım. Başka bir ifadeyle insanın uykusunda gördüğü rüya yorumlandığı gibi dünya da tabir edilmelidir. Uykuda görülen rüya kendisi nedeniyle değil başka bir şey için amaçlanmış ise uyurken görülen
suretten uyanıklık aleminde kastedilen o anlama geçilir. İnsanın dünyadaki hali de böyledir. O, dünya için amaçlanmış bir varlık değildir. O, dünya için amaçlanmış bir varlık değildir. Onun dünyada hal, söz ve fiil olarak gördüğü her şey ahiret için amaçlanmıştır. Bakın, insan dünya için amaçlanmış bir varlık değildir diyor. Bak, burayı iyi anlayalım. İyi tabir edin diyor dünya hayatınızı. Onun amacı ne? O dünyada hal, söz ve fiil olarak gördüğü her şey ahiret için amaçlanmıştır. Bu dünya hayatındaki halimiz, sözümüz, fiilimizin hepsinin semeresi ahiret hayatımıza yansıyacak. Oradaki kazanımımız ya da kaybettiğimiz şeyler olacak. Öyle değil mi? Dolayısıyla işte bu dünya hayatı tabir edilmesi gerekiyor. Burada yaptıklarımız bana bir şey kazandıracak mı? Ne kazandıracak? Yahut da neleri kaybedeceğim? Bunu tabir etmek gerekiyor. Orada dünyada gördüğü şey insana tabir edilir ve ortaya çıkarılır. Orada ahirette dünyada gördüğü şey, o dünya hayatı işte tabir edilir. Senin uykundaki halin buydu diye adeta tabirdir o. Ahirette sen uykunda bunu gördün. Sen şu rüyayı gördün. Dünya hayatı uyku değil mi? Rüya değil mi? İşte senin rüyan buydu. İşte tabiri de bu. Sonuç bu çıktı denilir adeta. Nitekim dünyada da uykuda gördüğü şey uyandığında ortaya çıkar. O halde dünya bir köprüdür. Geçilir, imar edilmez. Muhittin İbn Arabi Hazretleri bakın burada ne diyor? Dünya bir köprüdür. Geçilip gidilecek bir köprüdür. Yani nehrin bir yakasından öbür tarafına bir köprü. Bu yakadan amaç ne? Maksat öbür yakaya geçmek. Varacağımız yer orası. O zaman orada bir köprü var nehrin üzerinde. Bu köprü geçilmesi gereken bir yer. Başka bir yerden geçme imkanı yok. Köprüden geçeceğiz. O zaman bu dünya hayatını böyle algıla diyor. Yani bu köprü. Sen bu köprüden geçeceksin. O köprüyü imar etmeye, o köprünün üzerinde ev kurmaya hiçbir akıl sahibi insan kalkışır mı diyor. Yani senin varacağın, karşı tarafta varacağın yeşillikler, otlaklar ya da güzellikler nelerse işte nimetler var. Sen evini orada yapacaksın. Orada inşa edeceksin. Sen yolculuktayken, giderken bu köprünün üzerinde kalıp da orada ev inşa edersen buna delilik denilir. İşte dünya hayatı da öyle. Eğer dünyayı amaç gibi görürsen, dünya araçtır. Neye araç? Ahireti kazanmaya araç. Eğer ki dünyayı amaç edinirsen, dünya için her şeyini dünya için uğraşlarını verirsen, sen o zaman köprünün üzerine ev kuran insana benzersin. Asıl amacın olan geçmen gereken vatana geçmek gayesi gütmedin. Evini orada kurmak amacında değilsin. Kalktın, geçilmesi gereken köprünün üzerinde ev inşa etmeye kalktın. O su yükseldiği zaman o köprüyü alacak götürecek. Dünya hayatı bitmeyecek mi? Ne kazandıysan mal mülk adına her şey bu dünyada kalacak. O zaman bu dünya hayatı geçilmesi gereken bir köprü. Yani bu malını da, mülkünü de, ilmini de, nefsini de, her şeyini, ibadetini de amaç için, yani ahiretin için kullan diyor. Kullanman gerekir diyor. Eğer bunları ahiretin için, amaçladığın şey için, varacağın diyar için kullanmazsan, sen köprüde oyalanan insana benzersin. Amaçlanan yere, hedefe gitmek için yola çıkmışsın ama ortalıkta yolda kalmışsın. O araç mesabesindeki köprüde kalmışsın. Köprüde oyalanıp duruyorsun. Her şeyini kaybedeceksin o köprüde. Su yükselecek, sel gelecek, alacak, gidecek. Burada uyan diyor Muhittin İbn Arabi Hazretleri işte. O halde dünya bir köprüdür. Geçilir, imar edilmez. Dünya imar edilmez. İnsan da uykusunda gördüğü şey hakkında böyledir. Hakikaten öyle. Düşünün rüyanızda gördüğünüz şeyi kale alır mısınız pek fazla? Rüyada görülen şey geçilir. Esas alınmaz. Sadece tabir edersin. Şu olabilir, bu olabilir. Ama çok ciddiye alır mısın? Genel manadaki rüyalar için diyoruz. Almazsın değil mi? Sonuçta rüya dersin. İşte nasıl ki o rüya dersen, bu dünya hayatı da işte öyle rüya. O zaman bu dünya hayatının rüya olduğunun bilincine varalım. Bu dünyayı amaç edinmeyelim. Allah muhafaza. Amacımız bu dünya değil yani. Bu dünyanın nimetleri, bu dünyada dünyalık olarak elde edeceğimiz şeyler değil. Bu dünyanın güzellikleri değil. Ha bunları hiç kullanmayacak mıyız? Allah bize verdiyse elbette ki kullanacağız. Ama bunu kullanırken şu hakikati gözden çıkarmayacağız. Göz ardı etmeyeceğiz. Bunların hepsi benim için araç.
o verdiği Allah'ın nimetlerini gene Allah'ın bize ahirette vereceği, ahiret yurdunda vereceği güzellikler uğruna kullanmamız lazım. Allah'ın rızası istikametinde. Yani amacımız bu olacak. Neden ehlullah? İşte Hazreti Ebu Bekir bak konuda dedi. Ya Resulullah soruyor. Ne Allah için ne bıraktın? Ailen için ne bıraktın? Allah ve Resulünü bıraktım diyor Hazreti Ebu Bekir. İşte bu hakikati en mükemmel şekilde idrak eden zat olduğu için Hazreti Ebu Bekir Allah ve Resulünü bıraktım diyor yani. Dünyalık hiç bir şey bırakmamış. Esas önemli olanı yani rüyadan uyanınca gerekli olacağını şeyi bıraktım. Kimi? Allah ve Resulünü. O zaman işte biz de bu dünya hayatında yaşarken bu bilinç içerisinde yani bu dünyadaki kazanımlarımız, elde ettiklerimiz amacımız olmasın. Sakın ha. O zaman gaflette kalırız. Her şeyimizi helak ederiz. Burada kazandığımız her şeyi araç olarak kullanacağız. Araç. Ne için? Esas amaç olan ahiretteki yurdumuzu kazanmak için. Bu manada kullanabilirsek o zaman mutlulardan oluruz. Rüyada görülen şey geçilir, esas alınmaz. Çünkü insan uyandığında görmüş olduğu şeylerden hiçbirini bulamaz. Gördüğü şey iyilik veya kötülük. Bir yer, bina, yolculuk, iyi veya kötü haller olabilir. O halde insanın gördüğü şeyi arifin tabir etmesi gerekir. Tabir edince ona senin rüyan falan falan şeye delalet eder der. Dünya hayatı da bir uykudur. İnsan ölümle ahirete göçtüğünde sahip olduğu veya duyumsadığı ev, aile, mal gibi hiçbir şey onunla beraber göçmediği gibi uyandığında da uyurken rüyasında meydana gelmiş şeylerden hiçbirini elinde bulamaz. Ne güzel izah etmiş değil mi? Rüyanda altınlar, gümüşler, hanlar, hamamlar senin olsa uyandığın zaman aa rüyaymış dersin. Hiçbirinin aslı yokmuş dersin rüyadan uyanınca. İşte ölünce de aynısı söylenecek işte. Şu dünya hayatında sahip olunan mallar, mülkler, şöhret, nam, para, pul, mal, mülk, araba, ev neyse işte. Sahip olduğun her ne varsa öldüğü anda da aa rüyaymış diyeceğiz işte ölünce. Aa rüyaymış. Bütün bu gayretim, bu çalışmam, bu didinmem, gece gündüz uğraşlarım şu rüya için miymiş? Eyvah eyvah bana diyeceğiz işte. Ya meğer bunların hepsi bir rüyaymış. Ya ben ne yaptım? Bütün o dünya hayatı denilen hayatımı bir rüya uğruna heba ettim. Allah muhafaza. O zaman bunun rüya olduğunu bilelim. Bizi Allah'a kul olmaktan ne malımız, ne mülkümüz, ne anamız, ne babamız, ne evladımız, ne şanımız, ne şöhretimiz engellememesi lazım işte. Bu bilince iyi ermemiz lazım. Az tıraş yap diyorsun yani Ahmet. Az tıraş yap demiyorum. Tıraşını yap ama tıraşın araç olduğunu bil. Amaçtan perdelenme sakın. Bu nedenle Allah gece ve gündüz uykuda olduğumuzu, ahirette ise uyanık olacağımızı ve orada dünyanın tabir edileceğini bildirmiştir. Allah'ın basiretini nurlandırıp ölümden önce dünyada rüyasını tabir eden kimse kurtuluşa ermiş demektir. Bakın. Allah'ın basiretini nurlandırıp o basiretini, o kalp gözünü açıp o hakikati görüp ölümden önce dünyadaki rüyasını tabir eden kimse ölmeden önce bu dünya hayatının rüya olduğunu bilip de tabir eden kimse kurtuluşa ermiş demektir. Böyle bir insan dünyada bir rüya görüp sonra rüyasında uyandığını ve gördüğü şeyi uykusunda gördüğü bazı kimselere anlatan kimseye benzer. Şöyle der, falan falan şeyi gördüm. Anlattığı şahıs onun rüyasını o konudaki bilgisine göre yorumlar ve tabir eder. Uyandığında rüyayı görürken ve onu tabir ettirirken sürekli uykuda olduğu kendisine görünür. En geçerli tabir budur. Bu dünyada zeki, akıllı kimselerin hali de böyledir. Söz konusu kimse uykuda olsa bile uyandığını görür. Farkına varmak için uykusunda gördüğü rüyayı tabir eder ve en doğru yolu tutar. Ölümle uyandığında ise rüyasından dolayı Allah'a hamd eder. Uykusuyla sevinir ve rüyası onun için iyilik meydana getirir. Tabii şimdi bu dünya hayatında yaşarken ölmeden önce ölebilirse insan, bu dünya hayatını yaşarken bu rüyayı tabir edebilirse, esas ölümle birlikte uykudan uyandığı için de Allah'a hamd eder. Elhamdülillah. Allah'ım ya Rabbi sen bana o dünya hayatının rüya olduğu bilincini verdin. Bunu idrak ettirdin. Bana ne güzel tabir ettirdin. Senin
rızan istikametinde o dünya hayatını yaşamayı nasip ettin diye hamd eder diyor. Binaenaleyh Allah'ın bu ayette zikrettiği uyanıklık, uyku ve gece ve gündüz kelimeleriyle onları bize izafe etmesi bu hakikate dayanır. Gündüzde Allah'ın ihsanını aramak ise uykusundan uyanıp rüyasını tabir ettiğini gören kimse hakkındadır. Şu halde bu dünya halidir. Allah doğruyu bize ilham etsin. İşte bu işi yönetir ayetleri tafsil eder ayetindendir. Başka bir ifadeyle o gece ve gündüz uykusu Allah'ın ihsanını arama ayetlerinin ayrıntılaşmasıdır. Allah onu duyan yani anlayan bir kavme ayetler yapmıştır. Nitekim Allah şöyle buyurur. Duymadıkları halde duyduk diyenler gibi olmayın. Burada Allah hakikati Allah'tan anlamayı kastetmiştir. Onların hakkında şöyle der. Sağırdırlar. Halbuki onlar duyarlar. Dilsizdirler. Halbuki onlar konuşabilirler. Kördürler. Halbuki onlar düşünmezler. Böylece duymak, konuşmak ve görmek ile kastedilen şeye dikkatini çekmiş oldum. Süvari tabakasının şeyler hakkındaki kaynakları bu ayette belirttiğimiz tarzdadır. Biz bu kaynağı yöntemlerini bildirip diğerlerinin karşısında mertebeleri belli olsun diye zikrettik. Onların sırları insanın hakikati alışık olunan ve olunmayan ortaya konmuş ayetlerle ayakta durur. Alemin nefislerine bakarlar. Amaçları nedeniyle kendilerine yöneldikleri gayelerine mensup yönlere bakarlar. Yöneldikleri şeylerde ilahi sınırlara bakarlar. Göz açıp kapatmak kadar bir an bile olsa bu bakıştan gafil kalmazlar. Yaratılışlarının gerektirdiği gafletleri ise onlar için gizlenmiş şeylerle ilgilidir. Onlar kendilerinden istenilen şeyde uyanık, onlar için gizlenmiş şeyde habersizdir. Böylece gaflet hükmünün dışına çıkmazlar. Çünkü gaflet insanın yaratılışındandır. Bu grubun dışındakilere ise gaflet kendilerinden istenilen şeylerden uzaklaştırmıştır. Yönelinen şey itaat ise onu elde etmenin sınırlarını inceleyip o şeye uygun ilahi emre ve onun üzerinde otoritesi bulunan ilahi isme bakarlar. Böylece ilahi emir öğrenmek istedikleri ayeti onlara açıklar. Ayet alışık olunan bir ayet ise bu durum gece ve gündüzün peş peşe gelmesi, bulutların amede kılınması gibi insanın ayet olduklarından haberdar olmadığı alışıldık ayetlerdir. Bu ayetlerden yoksun kaldıklarında ise ayet olduklarını anlarlar ve bulutlar söz konusu olduğunda söz gelişi yağmur duasına çıkarlar ve o vakitte bu doğal ayetlerin bağlamını ve kıymetini öğrenirler. Bunun yanı sıra farkında olmadan ayet içinde bulunduklarını anlarlar. Ayetler kendilerine gelip söz gelişi yağmur yağdığında tekrar eski gafletlerine dönerler. Sıradan insanların hali budur. Nitekim Allah bu dünya hayatında öne alarak onlar hakkında şöyle der ayeti kerimede. O sizi karada ve denizde yolculuk ettirendir. Gemide bulunduğunuzda ve onları güzel bir rüzgar yüzdürdüğünde bununla sevinirler. Şiddetli bir rüzgar esip her mekandan dalgalar onlara ulaştığında kendilerini kurtarması için Allah'a dua ederler. Allah onları karaya çıkardığında ise bir anda haksız yere yeryüzünde taşkınlık yapmaya başlarlar. Sıkışıklık durumunda Allah'a yalvarıyorlar yardım et diye. Fakat karaya çıktığında ise kurtulduktan sonra Allah unutuluyor. Gaflet işte. Ondan sonra taşkınlık yapmaya başlarlar. Allah onlar hakkında şöyle der. Ey insanlar, taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Onlar da cehennemde şöyle derler. İşte o zümre cehenneme gittiğinde şöyle derler. Keşke döndürülseydik. Keşke döndürülseydik. Yani Allah'ım bizi tekrar dünya hayatına göndersen, döndürsen bizi sana hep ibadet edenlerden bulacaksın. Allah şöyle buyurur. Döndürülselerdi yine aynı işi yaparlardı. Bak ayette. Yani diyor eğer ki onları tekrar döndürseydik dünya hayatına ama aynı şeyi gene yaparlardı. O gafletleriyle o Allah'a asiliğini gene yaparlardı. Nitekim gemide bulunan insanlar Allah'a ihlas ile dua ettikten sonra tekrar şirk ve taşkınlıklara geri dönmüşlerdir kurtulduktan sonra. Bu grup bu ayetlere baktığında onları ilahi emrin rehberliğinde ayetleri kendi bağlamlarında yorumlarlar. Ayetler alışık olunmayan bir ayet ise onu hangi ismin talep ettiğine bakarlar. El-Kahhar ve kardeşleri talep etmişse ki bu durumda korku, zorlama ve tehdit ayetidir. Onu nefislerine gönderirler. El-Latif ismi ve kardeşleri talep etmişse ki bu durumda da teşvik ayetidir. Onu ruhlara gönderirler. Böylece o ayetlerden parıltılı bir ışık nefislere doğar ve bu sayede nefisler yaratanlarına yönelirler.
Burada tabi ayetleri okuyuş tarzında, işte bakışta hangi cinsten, hangi esmadan, isimlerden zikrettiyse Allahu Teala, ona göre o zikirdeki duruma göre nefisleri ne mi gönderecekler ayeti, ruhlarına mı gönderecekler, bu hakikati anlarlar, idrak ederler diyor bu zümre insanlar. Kadir gecesinin hakikatini bilmek, onun tespiti, sırrı ve anlamı bu ikinci tabakaya aittir. Bu süvarilere, bu Allah dostlarına aittir diyor Kadir gecesinin hakikatini bilmek. Bu gecede onlara özgü ilahi hükümler vardır. Kadir gecesi onların zamandan olan payıdır. Allah zamanın en şereflisini onlara ihsan ettiğinde makamlarının ne kadar üstün olduğuna bakınız. Çünkü Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Bunun içinde Ramazan, Cuma, Aşure günü, yarın Aşure günü, bakın. Ramazan, Cuma, Aşure günü, Arefe günü ve Kadir gecesi bulunur bu hayırlı günlerden. Yarın Muharrem ayının 10'u. Allah adeta şöyle demiştir. Onun iyiliği 83 sene ve çeyrek yıl kat fazladır Kadir gecesi için. Çünkü Kadir gecesi 83 yıl ve 4 aydır. Kadir gecesini yakalayabilen, o gecede ibadet eden, Allah'ın rızası istikametinde dua ile, zikirle geçiren ne yapmış oluyor? 83 yıl artı 4 ay ibadetle geçirmiş gibi sevabını alıyor. Bu 4 ay içinde Kadir gecesinin bulunduğu aylar olabilir. Böylece her gecede 84 kat daha fazla artar. Bu zamanda bulunan hayırlara bakınız ve bu zamanın hangi gruba tahsis edildiğine dikkat ediniz. Burada Kadir gecesi hususunda ilerleyen ciltlerde Muhittin İbn Arabi Hazretleri şunu da belirtmekte. Kadir gecesini hani Resulullah Efendimizin hadis-i şeriflerinden işaretle çoğunlukla Ramazan ayında ve Ramazan'ın son 10 gününde arayınız işaretiyle son 10 gününde aranmakta. Adet haline gelmiş, özellikle de 27. gecesi Kadir gecesiymiş gibi algılanmakta ya. Muhittin İbn Arabi Hazretleri diyor ki ben Kadir gecesini Ramazan ayının içerisinde olduğu gibi Ramazan ayının dışındaki senenin diğer aylarında da gördüm diyor. Yani Kadir gecesi ille Ramazan ayında olacak diye bir kaide ve şart olmadığını da buradan anlıyoruz. Çünkü Allah-u Teala müşahedemde, keşfimde bana gösterdi ki diyor, ben Kadir gecesini Ramazan ayının dışında başka aylara da denk geldiğini gördüm diyor. Buradan hani bir söz vardır. Her geceyi Kadir bil, her geleni Hızır bil. Sözünün doğruluğu ne kadar doğru olduğu da ortaya çıkmış oluyor. Her geceyi Kadir bilmek lazım işte. Çünkü illa Ramazan ayında olacak diye bir kaide şart yok. İlla Ramazan'ın 27. gecesi olacak diye bir kaide şart yok. Allah-u Teala o sırrı, o geceyi sırlamış. Bunu ancak ehli bilir. Ehlullah olan zatlar bilir hangi gece Kadir gecesi olduğunu. Çoğunlukla Ramazan'a gelmekle birlikte, Muhittin İbn Arabi Hazretleri öyle belirtmiş. Çoğunlukla Ramazan'a gelmekle birlikte Ramazan ayının dışındaki aylarda da ben gördüm diyor. Burada bu konumuzda bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Evet. Niyet kutuplarının bilinmesi, onların sırları, usullerinin niteliği, niyet sahipleri denilmesinin sebebi. Niyetler ve ameller. Hazreti Peygamber'in bir hadiste şöyle buyurduğu bize bildirilmiştir. Ameller niyetlere göredir. Kişi için niyet ettiği vardır. Hicreti Allah'a ve peygambere olan kişinin hicreti Allah'a ve peygamberinedir. Dünya için hicret eden ise onu elde eder. Ya da bir kadın için hicret eden onunla evlenir ve hicreti de hicret ettiği şeyedir. Bu hadisi Ömer bin el-Hattab rivayet etmiştir. Bilmelisin ki niyetleri gözetleyen özel bir halde ve özel bir nitelikte adamlar vardır. Allah izin verirse onları ve hallerini zikredeceğim. Mükelleflerin bütün hareket ve duruşlarında ameller için niyet, toprağın bitirdiği şeyler için yağmur gibidir. Niyet, zatı yönünden tek, konusu ki niyet edilen şey demektir, itibarıyla farklıdır. Netice ise niyete değil, niyetin ilgili olduğu şeye göredir. Çünkü niyetin payı fiile yönelmek ya da onu terk etmektir. Bu fiilin güzel ya da çirkin, iyi veya kötü olması niyetin ürünü değil, arızi bir durumdan kaynaklanır. Şari onu ayırt etmiş ve sorumlu insan olarak belirlemiştir. O halde niyetin özellikle bu bakımdan herhangi bir etkisi yoktur. Niyetin durumuna örnek olarak yağmuru verebiliriz. Onun işlevi yağmak veya toprağa karışmaktır. Ölü toprağın onunla canlanması veya yağmur nedeniyle yoksul bir çarenin evinin yıkılması yağmura ait bir durum değildir. Böylece yağmurla hoş kokulu çiçek ortaya çıktığı gibi güzel ve çirkin meyveler de toprağın mizacının iyi veya kötü olması ve veya
tohumun iyi veya kötü olması yönünden ortaya çıkar. Yağmur aynı yağmur. Bir tarafta kötü meyveler çıktığı gibi bir tarafta güzel meyveler de çıkar diyor. Bir tarafta toprağa can gelirken öbür tarafta yamuk olan evi yıkar yağmur diyor. Allah şöyle buyurur. Tek bir su ile sulanır ve bir kısmı diğerlerinden daha üstün olur. Başka bir ayette ise şöyle buyurur. Bunda düşünen bir toplum için ayetler vardır. Bu noktada niyetin etkisi sadece yardımdır. Allah şöyle buyurur. Pek çok kişi onunla sapıtır. Pek çoğu da doğru yolu bulur. Ayette. Kastedilen Kur'an'da verilen örnektir. Su, farklı koku ve tatların ortaya çıkmasının sebebi olduğu gibi niyetler de iyi ve kötü amellerin sebebidir. Kur'an'ın herkes için hidayet olduğu malumdur. Fakat verilen örneği tevil ederek sapıtan sapıttığı gibi hidayet bulan da hidayete erer. Gerçekten öyle yani. Kur'an okunduğu zaman bazı insanların sapkınlığı daha da artarken bazı insanlara da hidayet verir. Doğru yola gelir. Halbuki okunan aynı Kur'an. Ama salt örnek oluşu yönünden verilen örneğin gerçeği değişmez. Eksiklik anlayışta meydana gelmiştir. İşte niyet de böyledir. Niyet, niyet konusuna ilişir. Söz konusu şeyin güzel veya çirkin olması niyete değil. İyi veya çirkin hükmünü o şey hakkında veren kimseye aittir. Bakın, söz konusu şeyin güzel veya çirkin olması niyete değil. İyi veya çirkin hükmünü o şey hakkında veren kimseye aittir. Allah şöyle buyurur. Biz ona yolları gösterdik. Yani mutluluk ve vefatlık yolunu açıkladık. Sonra şöyle der. Ya şükrederler ya da inkar ederler. Bu da sorumlu muhataba döner. Çünkü iyiliğe niyet iyilik meydana getirdiği gibi kötülüğe niyet de kötülük meydana getirir. Şu halde insana gelen şey iyisi ve kötüsüyle mahalden gelir. Allah şöyle buyurur. Yolu göstermek Allah'adır. Yani bunu kendi üzerinde zorunlu kıldım. Allah adeta şöyle der. Hakkın mertebesine gerekli olan şey mutluluğunuza ulaştıracak yolu size açıklamaktır ve kuşkusuz bunu da yaptım. Çünkü sizler mutluluğa gidecek yolu ancak benim açıklamam ve bildirmemle öğrenebilirsiniz. Bunun nedeni şudur. İlahi ilimde kulların mutluluk yollarının olduğu gibi bedbahtlık yollarının da belirli bir sebebe bağlı olduğu belirlenmiştir ilahi ilimde. Bedbahtlık gerçekte mutluluk yolundan ayrılmaktan ibarettir. Mutluluk ise Allah'a ve inanmamız zorunlu olan Allah katından gelen şeye inanmamız demektir. Alemdekiler Allah'ın ilminde o yolun nasıl belirlendiğini bilmekten habersiz olduğu için onu bildirmek kelam sıfatıyla Allah'a kalmıştır. Bu nedenle peygamber gereklidir. Allah şöyle buyurur. Peygamber gönderinceye kadar azap edici değiliz. Ayette peygamber gönderinceye kadar azap edici değiliz. Allah'a onun kendisine vacip kıldığından başka bir şeyi vacip kılamayız. Allah yolu göstermek Allah'a düşer ayetinde mutluluğa giden yolu bildirmeyi kendisine vacip kılmıştır. Bu bağlamda başka bir ayet müminlere yardım etmek üzerimize borçtur. Rabbin nefsi üzerine rahmeti yazmıştır ve benzeri ayetleridir. Bu ayetleri iyi anlamak lazım. Müminlere yardım etmek üzerimize borçtur. Burada Allah mümine yardım edeceğini taahhüt etmekte ve bildirmekte kesinlikle. O zaman diyor Muhittin İbn Arabi Hazretleri mümin kendisine yardımın ulaşmadığını düşünüyorsa dönsün müminliğine baksın. Çünkü Allah-u Teala mümine yardım etmek üzerimize borçtur diyor. O zaman o müminliğinde eksik. Mümin değil. Eğer hakikaten mümin olsa Allah ne diyor? Müminlere yardım etmek üzerimize borçtur. Müminlere yardım etmek üzerimize borçtur. Demek ki mümin mutlaka Allah'tan yardım görür. Kim? Mümin. Eğer biz mümin değilsek ya da müminliğimizde eksiklik varsa Allah'ın yardımı bize ulaşmaz. Müslüman değil, mümin. Mümin. O zaman demek ki dönüp kendimize bakmamız lazım. Ya bu böyle sıkıntılarım var. Müminim. Niye Allah ayette de belirtmiş? Müminlere yardım etmek üzerimize borçtur. Niye bana yardım etmiyor diye sormak Allah'a iftira atmak olur. Çünkü o zaman ayeti iyi anlamak lazım. Allah ne diyor? Müminlere yardım etmek üzerimize borçtur. Demek ki müminliğimde eksiklik var diye kişi kendine sorması lazım. O zaman müminliğimde ne eksiklik var? Onu bulması lazım. Mümin miyim ben gerçekten? Mümin demek ne demek? Müslüman mıyım, mümin miyim? Onu daha önceki sohbette konuşmuştuk. Ne dedik? Müslüman Allah'ın varlığına inanandır. Mümin tevhid ehlidir. Allah'ın birliğine inanana mümin denilir. Demek ki tevhidde bir noksanlık var. Allah'ın birliğine inanmakta bir eksiklik, noksanlık var. Kişi Allah'ın birliğine tam layıkıyla inanmış olursa mümin olabilir. O zaman demek ki Allah'ın birliğine inandım ben müminim derken Allah ile birlikte ilahlar edinmekte bilmeden.
şirke düşmekte. Dolayısıyla mümin değil. Burada kişi dönüp kendine bakması gerekiyor. Gerçekte ise Allah bunu kendisine değil nispete vacip kılmıştır. Çünkü Allah şer'i vacibin tamamı nedeniyle herhangi bir şeyin üzerine vacip olmasından münezzehtir. Öte yandan ezelde ilahi ilim mutluluğumuzu sağlayacak yolu belirleyip ilim olması bakımından ilim tebliğ görevi taşımadığı, tebliğ ise kelamın niteliğinden kaynaklandığı için ilmin belirlediği kulların mutluluğunu sağlayacak yolu bildirmek el mütekellim nispetinde ortaya çıkmıştır. Böylece ilahi kelam, ilahi ilmin tercümanı olarak bu konuda bilgisinin belirlediği şeyi açıklamıştır. O halde zorunluluk nispet hakkındadır. Çünkü ilahın nitelikleri farklı farklı nispetlerdir. İrade, kudret ve benzeri diğer ilahi nispetler de böyledir. İsimler ve zat. İlahi isimlerin karşılıklı görüşmesini, konuşmasını ve münazara tarzında bu alemin yaratılışı hakkında, ki alem Allah'ın dışındaki her şey demektir, yaratılmışlarına Ankay Muğrib kitabında açıkladık. Bu konuyu daha önceki sohbetlerimizde de işlemiştik değil mi? İlk yaratılışta Allahu Teala nasıl yarattı? Önce Allah isimleri mertebe olarak Allah isimlerini halk etti. O isimler kendi manalarını icra edecek bir varlık aradılar. Varlık zuhur etmesini istediler. Varlıklar yokluktan varlığa çıktı diye detaylıca hatırlayalım. Bunu kastetmekte yani ilahi isimler mertebesi. Sonra işte gittiler zata. Bütün isimler bir en sonunda Rab ismine gitti dedik. Rab ismi de ben Allah ismine gideceğim dedi. Allah isminin huzuruna çıktı. Allah ismi de zata çıktı. Allah ismi zata çıktı. Böyle böyle mümkünlerin talepleri var diye beyan etti. Ve Allahu Teala da Allah ismine git söyle onların talepleri yerine gelecektir. Ben mevcudatı yaratacağım dedi vesairesi. O ilgili sohbetimizde detayına girmiştik. Şimdi oraya çok detaylı bir şekilde girmeyelim. Sadece anımsayalım, hatırlayalım diye bu kadar belirttik. O kitaba ebedi yaratılış hakkında ezeli tartışma adlı bir bölüm koyduk. Ayrıca İnşaüt Devair ve Vel Cedavil adlı kitabımızda da bu konuyu ele aldık. Nispetler bilgisi hakkında derin kavrayış sahibiysen ilahi mertebeye ilahi zorunluluğun nasıl iliştiğini anlamışsın demektir. Takva sahipleri o gün Rahman'a getirilir ayeti bu anlama gelir. Acaba yanında onun oturan ve avucunun içinde bulunan kimseler nasıl onu ona götürülür ki? Ebu Yezid el-Bestami bir okuyucunun takva sahipleri o gün Rahman'a getirilir ayeti okunduğunu duymuş. Bunun üzerine gözyaşı minbere ulaşıncaya kadar ağlamıştır. Beyazıt-ı Bestami Hazretleri. Hatta bir rivayette minbere dökülünceye kadar gözünden kan damlamış, haykırmış ve şöyle demiştir. Hayret onunla oturan nasıl ona götürülür? Takva sahibi zaten onunladır diyor yani. Ondan ayrı değil ki. Peki bu ayette ne deniliyor? Takva sahipleri o gün Rahman'a getirilir. Ebu Yezid el-Bestami diyor ki hayret onunla oturan zaten onunla beraber olan nasıl ona götürülür ki? Takva sahipleri o gün Rahman'a getirilir. Bakar mısın oradan? 186 hangi sure hangi ayet? 186. Bizim devrimiz geldiğinde bize bunu sormuşlar. Ben de şöyle yanıt verdim. Meryem 19.85. Meryem 85. ayet oluyormuş. Şaşılacak olan Ebu Yezid'in sözüdür. Çünkü şöyle ki takva sahibi El Cabbar ismiyle oturan kimsedir. O ismin saldırısından korkar. Rahman isminin ise Rahman olması yönünden saldırısı yoktur. İsimler ilmine giriyor burada şimdi. Bu isimleri bilmek çok önemli. Esma'yı bilmek. Tabi Esma'yı bilirse Allah'ı tanıyabilir bir insan. Esma konusunda yeterli düzeyde bilgisi yoksa Esma'ların hikmetlerini ve ne anlamlar ifade ettiğini Allah'ı tanıma da o derece eksik kalır insanda. Burada izah ediyor. Ne diyor? Takva sahibi El Cabbar ismiyle oturan kimsedir. O ismin saldırısından korkar. Rahman isminin ise Rahman olması yönünden saldırısı yoktur. Rahman ismi saldırısı yoktur. Er Rahman sadece yumuşaklık, lütuf, af ve mağfiret verebilir. Bu nedenle takva sahibi heybet ve haşamet veren El Cabbar isminden El Rahman ismine götürülür. Bu ayetin anlamı budur diyor. Anladık mı şimdi? Zaten onunla beraber. Yani takva sahipleri o gün Rahman'a getirilir. Takva sahibi demek ki hangi isimle berabermiş? El Cabbar isminin hükmü altında onunla birlikteymiş. El Cabbar isminden El Rahman, El Rahman ismine götürülür. İşte götürülmek budur diyor. Çünkü El Cabbar takva sahibi oluşları yönünden dünyada takva sahiplerine eşlik eder. Bütün ilahi isimler bu yönteme göre değerlendirilir. Bir ismin
Hakikatini öğrenmek ve onun diğerinden farklılığını anlamak istediğinde peygamberlerin dile getirdiği bütün isimleri böyle görürsün. Çünkü her ilahi ismin iki delaleti vardır. Birincisi ismin isimlendirilen delaleti, ikincisi ise başka bir isimden farklı olmasını sağlayan kendi hakikatine delaleti. Burada isimler mevzusunu anlamak için şu örneği de verelim. Resulullah Efendimizin duası var. Senden sana sığınırım. Senden sana sığınırım. İşte burada Allah-u Teala'nın gazabından rahmetine sığınırım anlamı çıkar. Gazap ihtiva eden isimlerinden rahmet ihtiva eden isimlerine sığınırım anlamı çıkar. Bu isimler konusu çok önemli. Yani esmaları iyi bilmek lazım ki dua ederken de ona göre talep etmek lazım. Daha önceki sohbette belirttik ya, hangi isimle talep edeceğiz, Allah'tan dileyeceğiz, isteyeceğiz. Bu sırrı bilirsek dualarımıza icabet daha hızlı olur. Ve Allah'ı daha iyi idrak etmiş bilmiş oluruz idrakimiz nispetinde. Bu adamların niyeti bilmeyle ilgilenmelerinin nedeni kelimeye bakmaları ve onu incelemeleridir. Kelimeyi inceleyince harflerinin terimsel olarak anlamı gösteren bir yapının ortaya çıkması için birleştiklerini ve toplandıklarını öğrenmişlerdir. Konuşan o sözü söylediğinde duyanın anlama gücü kelimenin taşıdığı anlamı kavrar. Bu sayede fayda meydana gelir. Kelime o nedenle dilde bu özel kullanımla bulunur. Bu adamlar himmetlerinin yüceliği nedeniyle namelerle sınırlı semayı kabul etmez. Şimdi sema mevzusuna geldi. Sema. Onlar sınırsız semayı kabul ederler. Çünkü sınırsız sema onlarda ancak adamları kavramayı meydana getirir. Anlamları kavramayı meydana getirir. Söz konusu olan ilahi semadır ve o büyüklerin semalıdır. Sınırlı sema ise mensuplarına namelerin etki ettiği doğal semadır. Bir insan sınırlı semada namelerle anlamı duyduğunu iddia eder ve şöyle diyebilir. Anlam olmasaydı hareket etmezdim. Şimdi sema eden neden? Bir şiir, bir şarkı, bir ilahi duyduğunda bunun tesiriyle ne diyor? Namelerle anlamı duyduğunu iddia eder ve şöyle diyebilir. Anlam olmasaydı hareket etmezdim. Yani onlar beni hareket ettirdi. Burada çok mühim bir konuya giriş yapıyoruz. Yani bazı tarikatlarda da vardır. Esma çekerken, zikir çekerken oradan bir ilahi grubu vardır. Defle ya da işte bir takım aletlerle birlikte oradan bir ilahici başlar ilahiye, nameye başlar yani. Bu name ile birlikte o zikir halkasındaki insanlar kendilerinden geçerler. Hatta çok çok aşırıya giderler. Kendilerini yerden yere atanlar vardır. Allah zikri çekilirken o bir ilahici ilahi okumakta, defini çalmakta, halkada orada Allah zikrini çekmekte oradaki insanlar şunu iddia ederler. Biz zikir anında Allah aşkıyla kendimizden geçtik. Onun için kendimizi yerden yere attık. Veya garip hareketleri olur. Dans eden halleri olur. Oynayan halleri olur. Var birçok tarikatlarda mevcut. Bunun eksiklik olduğunu, bunların nefisten kaynaklandığını şimdi izah edecek Muhittin İbn Arabi Hazretleri bize. Bunların yaptıkları bu hareketler, bu fiiller nefsani bir mevzuattan kaynaklandığını izah edecek. Hakikatte eğer ruhaniyetten kaynaklansa böyle bir şey olmaz. Eğer ruhları nemalansa oradan, ruhları nemalansa böyle bir hal zuhur etmez onlarda. Böyle kendilerini aşka geldik, meşke geldik diye yerden yere atmalar, değişik hareketlere bürünmeler, çırpınmalar, halleri oluşmaz diyor. Bu nefsin etkilenmesinden, nefsten kaynaklanır. Nefs etkilenmekte. Ama onlar bu ilmi ve bu hakikati bilmediklerinden zannediyorlar ki ruhumuz etki altında. Allah'ı zikretmekten ruhumuz etkilendi. Allah zikrinden bunlar oluyor bizde. Zannına kapılıyorlar. Bunlar büyük bir gaflette, yanlıştalar. Bu konuyu izah etmekte şimdi Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Anlam olmasaydı hareket etmezdim derler. Bu esnada yani hareket ettiren sebepte doğanın hükmünün dışına çıktığını iddia edebilir. Bunu iddia eden şeyh taslaklarını, şeyh taslakları diyor onlara, bu iddiada bulunanlara, şeyh taslakları. Şeyh taslaklarını bu yolun türedilerini gördük. Böyle bir iddianın sahibi dürüst değilse yalancılığı hemen ortaya çıkar. Konuya giriyor. İddia sahibi sema meclisindeyken dikkatini ona ver. Yani bu bizim ruhumuzun etkilenmesi. Allah'tan, Allah'ı zikretmekten olan bir hal. Nefsimizle alakası yok, duamızla alakası yok diye iddia ediyorsa şeyh taslakları ya da o zümre şimdi diyor onu çözmek için mevzuyu anlatıyor. Dikkatini ona ver.
Söz söyleyen kavval, kavval dediği söz söyleyen, işte bu ilahiyi söyleyen. Doğal olarak mizacı harekete geçiren nameleri okumaya başlayıp haller hayvani nefislere yayılınca bu kavval başladı mizacı harekete geçiren sözleri söylemeye, nameleri söylemeye, ilahiyi ya da şiiri okumaya. Ve bu namelerin okunmasıyla başlayıp haller hayvani nefislere yayılınca buna bağlı olarak bedenler feleğin dönüşünün etkisiyle dönerek harekete geçer. Başlar beden dönmeye. O zikir meclisindeki kişi kendi etrafında halka şeklinde dönmeye başlar. Bu esnada devran, yani dönme, buradaki semanın doğal sema olduğunu gösteren şeylerden biridir. Çünkü insanın hakikati felekten oluşmuş değildir. Bak şimdi, insanın hakikati felekten oluşmuş değildir. Bilakis o üflenilen ruhtandır. Yani ruhumuz üflenilen ruhtandır. Bizim bedenimiz feleklerden oluştu. Felekten oluşan bir hakikati felek olan şey döner. Allah-u Teala ne yaptı? Alemi yarattı dönmekte. Güneş dönmekte, dünya dönmekte. Burçlar etrafında bu alem dönmekte, devri daim. Zaten Allah ilk yaratılışta ne dedi? Ne diyor? Muhittin İbn Arabi Hazretleri dairesel yarattı. Dönüş var yani. Her şeyde bir dönüş var. Bu doğasından, yani mizaçtan, doğadan kaynaklanan bir mevzuat. Dönüş, dönmek, etrafında dönmek. Ama diyor insanın hakikati feleklerden değildir. Bilakis o üflenilen ruhtandır ve bu ruh mekansızdır. Ruhumuzun aslı, özü Allah'ın nefahtu dediği üfürmesidir. Ruhumdan üfürdüm diyor ya Allah-u Teala. O zaman ruh mekansızdır. Ruhta o dönme eğilimi olmaz. Dönme eğilimi neyde olur? Doğamızda olur. Mizacımızda olur. Nefsani olur. Doğamızdan kaynaklanır. Dolayısıyla feleğin üzerindedir. İnsan ruhunun bedende döngüsel olan veya olmayan bir tahriki söz konusu değildir. Ruh bedende döngüsel bir hareket, tahrik yapmaz diyor. Ruhtan kaynaklanan bir durum değil bu. O ilahinin okunmasında, o kavvalın sözünün söylenmesinde, o şiirin okunmasında insan harekete geçip dönüyorsa, semah yapıyorsa, dönüyorsa, semah ediyorsa, bu onun hareketi ruhtan kaynaklanan bir mevzuat değildir diyor. Çünkü ruhumuzun aslında dönmek yoktur. Ruh dönmez. Ne döner? Beden. Bedenimizin yaratılışından kaynaklanan, doğamızdan kaynaklanan bir dönme var. Bu tahrik doğa ve feleğin altında bulunan hayvani ruha aittir. Demek ki hayvani ruhtan, yani bu mizaçtan kaynaklanan, bu doğamızdan kaynaklanan bir dönme eğilimi var. Ne kendi yaratılışının ne de seni hareket ettiren şeyin cahili olma. Uyarıyor şimdi. Ne kendi yaratılışının, senin yaratılışının ruhtur diyor. Ne de seni hareket ettiren şeyin cahili olma. Seni hareket ettiren şey ise senin doğandır, tabiatındır. Bunu iyi bil. Şöyle deriz. Kendisini doğanın harekete geçirmediğini iddia eden insan dese ki benim nefsim, doğam harekete geçirmiyor. Bu ruhani bir mevzuat dese, o dönmesini iddia etse, savunsa kendini diğer insan, harekete başlayıp hal onu tutar ve dönmeye başlar veya dönmeksizin arkaya doğru düşer. Bu durumda kendisi ve içinde bulunduğu meclise dair bilincini yitirmiştir. Halinden ayrılıp bilincine döndüğünde ise kendisini hareket ettiren şeyin ne olduğunu sor. Şöyle diyecektir. Söz söyleyen şöyle şöyle dedi. Ben de onun sözlerinden şunu şunu anladım ve o mana beni hareket ettirdi. Bunun üzerine ona de ki, seni hareket ettiren şey namenin güzelliğiydi. Anlamak ise dolaylı olarak meydana gelmiştir. Dolayısıyla doğa hayvani yönünü hükmü altına almıştır. Namenin sana tesirinde deveyle aranda bir fark yoktur. Şimdi develere de name tesir eder, biliyor musunuz? Develere de öyle name şeyleri söylermişler. Onlara da tesir eder yani. Hayvanata da tesir eder o nameni sesi. Müzik dinletiyorlar. Ne diyorlar? Bilmem ne çiftliğinde büyükbaş hayvanların müzik dinletiyorlar. Verim arttı. Sütü daha fazla alıyoruz diyorlar. Veya tavuk çiftliğinde müzik dinletiyorlar. Verim daha fazla arttı. Hayvan, bu doğasal, doğa aleminde bu müziğin bir tesiri var. Şimdi oralara da girecek Muhittin İbn Arabi. Sadece insan üzerinde değil, hayvanlar üzerinde de bu müziğin, bu namenin bir tesiri var yani. O da diyor ki işte, namenin sana tesirinde deveyle aranda bir fark yoktur. Böyle bir ifade ona çok ağır ve çetin gelir. Böyle dersen ona ağır gelir, hakaret etmiş gibi yani. Deveyle aranda bir fark yoktur. Ve sana der ki, sen ne beni ne de beni hareket ettiren şeyi anladın. Sen hiçbir şeyden anlamıyorsun. Beni hareket ettiren şeyi de beni de anlamadın sen der. Kendini böyle savunur diyor. Bu cevap karşısında bir müddet sus. Adam şimdi celallendi. Nefsine ağır geldi çünkü, ona hakaret gibi geldi. O zaman diyor sus bir müddet.
Çünkü böyle bir iddia sahibi gaflet tarafından istila edilmiştir. O an gaflette. Sonra onunla bu anlamın verisi hakkında konuşmaya başla ve ona de ki Allah'ın sözü ne güzeldir. Bir müddet sustuktan sonra onun siniri yatışsın, sakinleşsin. Ondan sonra onunla konuşmaya başla. Allah'ın sözü ne güzeldir de, Allah'ın kelamı. Allah'ın kitabından onu Gazelhan'ın sesiyle harekete geçiren, o anlamı içeren bir ayet oku. Bir ayet oku Kur'an'dan, kitaptan. Ve iyice anlamasını sağla. Ayeti oku. Anlayınca o da seninle ayet hakkında konuşmaya başlar. Bu esnada herhangi bir hal veya hareket veya kendinden geçme o kişiye ulaşmaz. Ayeti okudun, normal bir şekilde okudun Allah'ın ayetini. Bak, onda bir hal değişikliği olmaz. Demin az önce döndüğü gibi dönmeler, kendinden geçme, yerden yere atmalar olmaz. Gayet güzel seni dinler. Ayet hakkında o da konuşur seninle diyor. Fakat ayeti beğenir ve şöyle der. Bu ayet Allah'ı bilmek hakkında yüce bir anlam taşır. Bu iddiasındaki tutarsızlığı ne kadar şiddetlidir. Bak şimdi ne kadar tutarsız bir iddiası vardır. Şimdi ayeti dinlediği zaman bu ayet Allah hakkında ne büyük anlam taşır diyor. Bunu itiraf ediyor. Az önceki Gazelhan'ın namelerini okurken ben ruhani bir tesire girdim ki ondan döndüm iddiasında. Esas Allah'ın kelamı okundu şimdi. Seni esas tesir edecek olan varsa bu etmesi lazımdı diyor. Ayet okundu. Ayeti de anladın. Bunun üzerine ona şöyle de. Kardeşim, söz söyleyen kavval, az önce söz söyleyen o nameleri okuyan kişi, güzel nameleriyle şiirini okumaya başladığında semada seni harekete geçiren şeyin bizzat bu anlam olduğunu bana söylemiştin. Bunun anlamı, o ilahideki o derin manayı düşündüm, ondan döndüm demiştin. Peki hangi anlam nedeniyle o hal sana nüfuz etmişti? Bu anlam en yüce ve en doğru söz olan Hakk'ın kelamıyla sana okuduğum ayette var. Senin az önce o ilahilerdeki anladığın anlam biraz önce sana okuduğum ayette de var. O ilahiler okunurken o anlamı anladım da ondan kendimden geçtim dedin, döndüm elimde olmadan, ruhani bir şey dedin, Allah'tan bir şey dedin. Ama ben sana şimdi ayeti okudum. Bu ayetteki aynı anlam az önceki ilahideki ifade etmek istenilen anlamda var. Niye şimdi kendinden geçme olmadı? Niye dönmedin? Fakat onu beğenme ve anlamana rağmen hareket ettiğini görmedim. Dün gece semada ise Allah'ın buyurduğu gibi şeytanın dokunup çarptığı biriydin. Böyle tabir ediyor Muhittin İbn Arabi. Şeytanın dokunup çarptığı biriydin diyor dün gece diyor. Hani kendini yerden yere atıyor ya o zikir esnasında. Şeytan çarpmış gibi. Hakikaten var yani. Bazı tarikatlarda maalesef bu haller var. Biliyorsunuzdur, hepinizin malumu. Gerçekten şeytan çarpmış gibi kendilerini yerden yere atıyorlar. Elektrik vermişsin sanki adama. 220 volt. Bir oraya zıplıyor bir buraya. Kendini yerden yere atıyor. Garip şekillere bürünüyorlar. Böyle bir şey Allah'ı zikirde ruhani bir feyiz almakta oluşmayacağını, böyle bir şeyin asla olmadığını Muhittin İbn Arabi Hazretleri ne güzel ilmen izah etmekte bak. Olmaz diyor böyle bir şey. Anlayışın seni doğal semadan perdelemiştir. Şu halde sema ederken senin için gerçekleşen şey kendini bilmemendir. Anlama ile hareketi ayırt etmeyen kimsenin kurtuluşa ereceği nasıl umulur ki? Sen bu anlamı, bu hareketin neden kaynaklandığını bilmiyorsun. İlmen bu bilgiye sahip değilsin. Sen nasıl kurtuluşa ereceğini zannetmektesin ki, düşünmektesin ki? Anlamaktan kaynaklanan sema ilahi semadır. İnsana böyle bir hal gelir ve gelen varit getirdiği özet bilgi nedeniyle güçlü olur. Şimdi eğer diyor ilahi sema olsa sende, yani ruha hitap olsa, ruhun o anlamayı anlasa sende ne olması gerekir onu izah ediyor. Böyle bir varidin, varit demek haber demek, yani Allah'tan sana bu bir mana, işte o okunan şeyin manası sana yüklenmiş olsa, gelmiş olsa, bedendeki nihai etkisi onu yatırmak ve duyularından habersiz kılmaktır. Eğer ki o nameden gerçekten sen ruhen etkilenseydin, o idrak, o anlam sende oluşsaydı, ruhi anlamda anlasaydın, Allah'tan olsaydı o zaman diyor seni hareketsiz kılardı. Bayılırdın yani. Öyle olması gerekirdi. Öyle şeytan çarpmış gibi zıp zıp zıplamazdın diyor. O zaman sen Allah'tan ruhani bir tesir aldıysan bayılman lazımdı senin. Sırt üstü güp diye düşüp bayılman lazımdı. Zıplamak olmaz bu iş. Bu durumda ister büyük ister küçük adamlardan olsun herhangi bir şekilde kişiden hareket ortaya çıkmaz. İster yeni yola girmiş derviş olsun, isterse ehlullahın büyüklerinden olsun. Eğer bu ruhani tesir oluştuysa, o manadan bir anlam çıkardıysan, ruhani tesir oluştuysa seni yere yatırıp bayıtması lazım. O Allah aşkından. Nitekim
Ehlullah'ın hayatlarında okuyoruz. Ne diyor? Biri bir söz söylediği zaman, bir ayet okuduğu zaman kendinden geçiyor. Allah deyip düşüyor değil mi? Bayılıyor. Ondan sonra nice zaman sonra ayıldım diyor mesela. Demek ki Allah'tansa eğer o hal, kişiyi bayıtması lazım. Zıp zıp elektrik çarpmış gibi zıplatmaz yani. İşte bu haktan gelen güçlü varidin hükmüdür. Aynı zamanda ilahi varidi doğal varitten ayıran şey de budur. İlahi varit ile doğal varidi iyi anla diyor. İlahi varit geldiyse sana, haktan geldiyse seni düşürür, bayıltır. Doğal varitse, yani nefsinden kaynaklanan, nefsani durum, doğandan kaynaklanan durumsa işte o zaman elektrik çarpmış gibi döner durursun, zıplar durursun. O senin doğal varit. Allah'tan, haktan gelen bir mevzuat değil yani. Çünkü doğal varidin hareketi daha önce belirttiğimiz gibi dönme, devran etmek, kendinden geçmek ve deliler gibi çarpılmaktır. Doğal varidin hareketi budur diyor. İlahi varit ise zikredeceğim bir nedenden dolayı bedeni döndürmek yerine yatırır, bayıltır. Şöyle ki, insan topraktan yaratılmıştır. Şimdi nedir? Bunun hakikatini anlatıyor. Bakın Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri bütün insanda vuku bulan bu hallerin ilmen de, hakikat cihetinden de nasıl olduğunu en mükemmel şekilde izah etmiş yani. Bu ilahi varit zikredeceğim bir nedenden dolayı bedeni döndürmek yerine yatırır. Şöyle ki, insan topraktan yaratılmıştır. Allah şöyle buyurur. Sizi topraktan yarattık ve ona döndüreceğiz ve tekrar ondan çıkaracağız. İnsanda bütün unsurlar bulunsa bile en önemli unsur toprak unsurudur. Biliyorsunuz dört unsur var bizde: toprak, hava, ateş, su. Ama en yoğun toprak unsuru var insanda. Cinlerde en yoğun ateş unsuruydu. Allah toprak hakkında şöyle der. İsa'nın Allah hakkındaki yaratılışı Adem'in yaratılışı gibidir. Allah onu topraktan yaratmıştır. İnsan otururken ve ayakta dururken büyük ölçüde kendisinden meydana geldiği en büyük aslından uzaklaşır. Topraktan uzaklaşır diyor. Otururken ya da yürürken, ayaktayken. Aslımız neydi? Topraktan geldik. Çünkü insanın oturması, kalkması ve eğilmesi ayrıntıdır. İnsana hak kaynaklı varit geldiğinde, haktan bir varit geldiğinde, bir haber geldiğinde ise ilahi varidin ayakta tutma özelliği vardır. Bu özellik insanda bedeni yönünden geçici olarak bulunur. Bedeni yöneten ruhu onu ayakta tutan ve oturtandır. İlahi varidin getirdiği bilgileri algılarken insanın yönetici ruhu bedeni yönetmekten uzaklaşırsa bedenin ayakta durmasını ve oturmasını sağlayan bir şey kalmaz, beden aslına döner. Bakın meseleyi anlatıyor şimdi. İlahi varit geldiğinde diyor, insanın yönetici ruhu bedeni yönetmekten elini çeker. Çünkü o ilahi varitle meşgul olmaya başlar. Ruh bedeni yönetmekten elini çekince beden aslına yapışır. Aslı neydi? Topraktı. Ne olur? Beden düşer, bayılır diyor yani. Çünkü ruh o bedeni yönetmekten elini çekti. Neyle meşgul? İlahi varitle. Haktan gelen haberle meşgul o an. Eğer diyor sende ilahi varit olsa, Allah'tan bir hal gelse işte bu hale gelmen lazım. Senin ruhun direkt o ilahi varitle meşgul olmaya başlayınca bedeni yönetmekten, beden üzerinde tasarruf etmekten elini çeker. İlgisini oradan çeker. İlgisini Hakk'a yöneltir. Hakk'a yöneltmesiyle birlikte bedenden ilgi çekilince bedeni yöneten ruh elini çektiği anda beden adeta ruhsuz bir torba gibi ne olur? Düşer diyor. Toprağa, aslına düşer, yapışır. Bayılır yani. Bu durum döşekte olsa bile yatmak diye ifade edilen toprağa yapışmaktır. Çünkü döşek insanın toprağa ulaşmasını engeller. İnsanın ruhu bu anlayıştan ayrılıp varid Rabbine döndüğünde, o hal çıktı senden, varid Rabbine döndüğünde ruh tekrar bedeni yönetmeye başlar. O ilahi haktan gelen varid senin üzerindeki tesirini ifa etti ve tekrar ayrıldı senden, bedeni ruhtan ayrıldığı anda ruh ne yapar? Tekrar bedeni yönetmeye başlar diyor. Kişi kendine gelir yani, ayılır. Böylece onu ayağa kaldırır. İşte vahiy alırken peygamberlerin sırt üstü yatmalarının nedeni buydu. Bakın buradan da bir hakikati öğreniyoruz. Vahiy geldiği zaman peygamberler toprağa sırt üstü yatarlarmış. Hoplama zıplama halleri onlarda hiçbir zaman olmamış. Allah'tan haber geldiğinde, varit geldiğinde, vahiy geldiğinde sırt üstü yatarmışlar. O ağırlık, o vahyin ağırlığı, ruhun o haktan gelenle, o varitle hemhal olması neticesi beden tesiri kalkıyor, ruhun beden üzerindeki tesiri ve yatarlar diyor peygamberler. Sırt üstü yatarlardı. Hiçbir peygamberin vahiy esnasında devran ettiği, döndüğü duyulmamıştır. Bakın ne güzel hakikati ortaya koymuş işte.
Madem ki bize Peygamber Efendimiz'de, Resulullah Efendimiz'de en güzel örnekler var. Resulullah Efendimiz bana uyarsanız Allah'a uymuş olursunuz diyor. İşte işaret burada kardeşim. Hiçbir peygamber böyle devran edip dönmemiş etrafında. Öyle bir hal hasıl olmamış. İlahi varit geldiğinde. Dönmediğine göre o zaman o dönme hareketi peygamberin yaptığı bir hareket olmadığına göre o duadan kaynaklanan bir mevzuat. Halbuki vahide vasıta ki melektir. Vahide vasıta da bulunur. Peki vasıtalar ortadan kalktığında variden durumu nedir? Vahide aslında melek tarafından gelir mesela. Melek getirdiği halde, vasıta olduğu halde peygamberler sırtüstü yatmışlardır diyor vahyin gelişiyle, ruh onunla ilgilenmekle birlikte. Hadi insanlar iddia eden, bana varit geldi, ilahi varit geldi diyen, iddia eden insanda melek de yok vasıta. Direkt ilahtan, ilahi hakkında, haktan gelen bir varit var. Arada vasıta da yok, melek de yok. Nasıl bu insan dönebilir ki, devran edebilir ki? O zaman bu gelen ilahi varit değil işte. Duyulardan uzaklaşmak kesinlikle gerçekleşmediği gibi bulunduğu hali de başkalaşmaz. Çünkü ilahi varit ruhsal vasıtaların kalkmasıyla insanın bütününe nüfuz eder. Ondaki her organ, hatta latif veya yoğun her bölünmez parça bu ilahi varitten payını alır. Tabi haktan ilahi bir varit geldiğinde bütün hücrelerine kadar insan hissetmesi lazım. Hisseder. Bir cihetten değil yani. İnsan bunu açıkça hissetmez ve onun hali hiç değişmez. Yemek yiyorsa yediği halde kalır. Bir şey içiyorsa veya konuşuyorsa o halde kalır. Çünkü varit geneldir. Her nerede olursanız o sizinle beraberdir. Ayeti buna işaret eder. Bu vakitte yemek veya içmek veya konuşmak veya oynamak gibi herhangi bir halde bulunan kimse bulunduğu o halde kalır. Bu yüce grup doğal varitler ile ruhsal ve ilahi varitler arasındaki varlığın farkı görüp karıştırmanın ise kendi kendine Allah adamı olduğunu iddia edenlere ilişen bir durum olduğunu gözleyince onları bilgisizlik ve karıştırmayla nitelemekten yüz çevirmişlerdir. İşte bu hakikate vakıf olan insanlar diyor, bu iddia edenlerin iddiasının boş olduğunu görünce onlardan yüz çevirmişlerdir. Çünkü o doğal varlığın mahallidir. Böylece himmetleri niyetlerle ilgilenmeye yükselmiştir. Çünkü Allah onların hakkında şöyle buyurur. Sadece Allah'a ibadet etmekle emrolundular. İhlas niyet demektir. Bu nedenle Allah ihlaslı olanlar, muhlisin demekle yetinmeyip onun için ihlaslı olanlar diyerek sınırlamıştır. İhlas, istihlas kelimesinden gelir. İnsan niyetini şeytan karşısında da halis yapıp ihlaslı diye isimlendirebilir. Bu durumda onun amelinde Allah'a ait bir şey yoktur. Bazen insan Allah'a koştuğu ortaklık için ihlaslı olabilir. Bazen Allah için ihlaslı olur. Bu nedenle Allah şöyle buyurur. Dini ona tahsis ederler. Başkasına veya ortaklık hükmüne tahsis etmezler. Bu grubun adamları amelleri kabulde, mutluluklara ulaşmada ve Allah için yapmaları istenilen amellerde ilahi talebe uymada kendilerini asılla ilgilenmeye vermişlerdir. Bu adamlardan ki iki kişiyle işbirliğe de karşılaştım. Ebu Abdullah bin Mücahid, Ebu Abdullah bin Kassum. Makamları buydu ve onlar niyet adamlarının kutuplarındandı. O ikisine ve bu makamın adamlarına uyarak ve de emrine bağlanmanın farz olduğunu, Hazreti Peygamber'in nefislerinizi hesaba çekiniz anlamındaki emrine bağlanarak bu makamda nefsimizi hesaba çekmeye koyulduk. Bizim şeyhlerimiz konuştukları ve yaptıkları işlerden dolayı nefislerini hesaba çeker ve onu bir deftere yazarlardı. Konuştukları ve yaptıkları işlerden dolayı bir deftere yazarlardı. Akşama hesap yapacak şeyhlerimiz diyor. Yatsı namazı geçip evlerine kapandıklarında ise nefislerini hesaba çekerler. Defterlerini getirir, gün boyunca kendilerinden ortaya çıkan söz ve amellere bakar, her amelin karşısına hak ettiği şeyi koyarlardı. Amel bağışlanmayı dilemeyi gerektiriyorsa bağışlanma isterler. Tövbeyi gerektiriyorsa tövbe ederler, şükür etmeyi hak etmişse şükrederlerdi. Böylece o gün yaptıkları bütün amelleri karşılaştırır ve sonra uyurlardı. Biz ise bu noktada düşüncelerimizi de kaydetmeyi ekledik. Bakın. Evet. Muhittin İbn Arabi Hazretleri yaptığımız amellerimizi ve sözlerimizi hesaba geçmek, kaydetmek değil, düşüncelerimizi de kaydettik diyor. Böylece söz ve fiillerimize ilave olarak nefislerimizin bize söylediği ve düşündüğü şeyleri de yazıyor. Nefsimi yatsıdan sonra onlar gibi hesaba çekiyordum. Yaptıklarından değil, bırak yaptıklarını, düşüncelerimden bile hesaba çektim nefsimi diyor. Defteri getirip nefse gelen ve nefsin içinden konuştuğu bütün düşünceleri, bunlardan duyuya gözüken söz ve fiilleri,
Bu düşünce ve konuşmada nefsin niyetlendiği her şeyi değerlendiriyordum. Böylece gereksiz şeylerle ilgili düşünce ve ilgiler azalmış, sadece gerekenler kalmıştır. Bu hali yapmakla birlikte kendimden gereksiz düşünceleri de atmış oldum diyor. Bu bölümün ve niyetle ilgilenmenin faydası budur. Tasavvuf yolunda bahsi geçen konudan niyetlerin gözetilmesi daha çok ihmal edilen başka bir şey yoktur. Çünkü bu nefesleri kontrol etmeye dönen bir durumdur. Nefesleri kontrol etmek ise çetin bir iştir. Yani bu çok göz ardı ediliyor. Bu konuya pek dikkat etmiyor insanlar diyor. Niyetleri gözetmek esas çok önemli mevzudur diyor yani. Niyetleri gözetmek. Kalpten geçen o niyetler işte o düşünceleri gözetin ki bize yol gösteriyor. Gözetelim ki kendimizi düzeltmede en büyük tesir buradan oluşur diyor. Evet, burada da bu hafta bunu tamamlamış olduk inşallah. Bir dahaki haftaya nasip olursa devam ederiz. Allah nefes Allah diye bahsettiğin niyet. Niyet, evet. Amin. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Allahümme ufirli vel valideyye velil mü'minine vel mü'minati el ahyai minküm el emmat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin il fatihi nima uliqa vel hatimi lima sabaga nasirul haqq bil haqq vel hadi ila suratikel mustakim ve ala alihi haqqa kadrihi ve miktarihil azim. Subhanellezi yarani, subhanellezi mekani, ya'lemu mekani. Subhanellezi yarani, esselatu vesselamu aleyke ya Resulullah, esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah, esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin salavatullahi aleyhim ve aleyna ecmain. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.